Fatma Demir'in katili kim? Fasulye toplamaya gidiyor, bir daha kendisinden haber alınamıyor. Necla sağa sola nişanlanmış, evliyken dahi bekarlara. Yalan söylüyor ya. Necla öldürdü, babası götürdü. Demedim ablam. Niye doğru konuşmuyorsun? Doğru konuşuyoruz işte burada. Tek gören kahvaltıdan sonra Necla. Olmuş bir şey o evde kardeşim. Olmadı. Dün geceden olmuş. Acaba bu mu? Acaba bu mu diyor. İçimizden biri katil. Arif Bey'e annesi demiş ki nehre gidip kendimi atacağım. Nehrin kenarında bulununca intihar etti denilecek. Fatma yengem kaybolmuş dedi. Ben duydum, haberim var bunda. Var. Allah ıslah etsin sen. Bu çocuğumun ne telefonunu duydum, ne bir şeysini duydum. Gülhadiye ile mesajlaşmış. Gece saat 12'den sonra bu mesajlaşma niye? Bir şey biliyorsan söyle ya. Vallahi bir şey bilmiyorum ya. Ya babam yaptı, ya anam yaptı, ya dedem yaptı. Aslında her şey o kadar açık ve net ki şu an okey'e dönüyoruz yani. Kendinizi yakacaksınız. Belki de bu adamın hiç haberi yok. Kim intihar edeceği yeri konuştuysa cinayeti işleyen, bu cesedi oraya götürün diyen de o. Az sonra Müge Anlı'da. Şaban Akçan'ın kaybının üzerinden yine arama çalışmalarımız son sürat devam etti. Baraj kapaklarının bulunduğu bölgeye vardık. Şu an tam teknenin altında. O kadar çok aranacak yer var ki tam anlamıyla hani aradık da bulamadık diye bir sonuç almak çok zor. Barajlar, kuyular dolu. Orada yaşayan biri de bunu bilir. Ekip arkadaşlarımız kan izli eşortman üstü buldular. Olay yeri inceleme geldi. Siyah bir mont buldular. O mont oraya nereden gelmiş? Bak. Öteki o mont işte hayatı. Evet. Benim üzerindeki o kanlı mont onun çıktı. Kan izli görüyorsunuz. Ne oldu da böyle bu kadar her taraf kan revan içinde? Bu nasıl bir kavgaymış? Her şey olsa da umudum yok. Hayatınız şurası patlar, yarılmış. Bu evde bir şeyler olmuş. Deniz polisi başka şüpheli yerler de görmüş. Gelmedi. Benim bildiğim bir şey yok. Hala bilmiyorum diyorsun ya. Ayıp, ayıp. Bu kadar pisliği yaptın yani bilmiyorsun. Hiç sorma. Yani. Kim bilecek bunu? Kaynanam kendisi yapmış da olabilir. Nasıl, neyi yapmış olacak kaynanam? İntihar etmiş de olabilir. Kim söyledi bunu? Bahar. İlan etmiş yani değil mi? Madem orada intihar edecekti, oraya bırakalım denmiş. Kâni ile meşası kadar kayınvalide merak etmedin mi? Ben mesaj atmadım, o atmıştı. Döküman var. Akşam 8'den gece saat 1'e kadar Allah rızası için bir bakmaz mı ya? Beni niye aradın? Cevap ver bakalım. Tamam aramışım da ama gerçekten bildiğim bir şey yok. Kırıkta fasulye toplayacağını diyen sensin. Saat 3'te Arife. Kaynanam herkes benzettiği, ben de benzetmişimdir. Kendi balkondan bakıp görmüş mü Necla o kırığı? Görmüş. Arif ben sana öyle bir şey demedim. Nasıl görmüyorsan? Neden? Ben kimseyi de götürmedim. Bir şey de bilmiyorum. Bir çelik daha çıktı ortaya bak. Bu saatten sonra bileyim de desen gidin, zaten bilmeyeyim de desen gidin. Bu şekilde inkar etmek seni kurtarmaz. Geçelim arkaya, buyur gel. Birine yardım etmenin mutluluğunu yaşayan herkesin yüzü güler. İyi şeyler yapacağız, hayat da güzelleşecek. Hiç üzülmeden, yılmadan hayata devam etmek lazım. İzin verdiğimiz kadar karşımızdaki kişi bizi üzebilir. Ben hepinizden ricam, lütfen gülmeye devam edin. Efendim günaydın, mutlu sabahlar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, iyi yayınlar diliyorum i̇yi efendim. İyi yayınlar efendim. Her birinize. Rahmet Bey, resim mi evet. Şey yaptınız? Heh. Efendim şimdi bu hafta başından beri Yıldız Hanım size ne selam getirdi, ne hediye getirdi. Ay bir dakika, iyi ki söylediniz. Evet. Bir dakika, Yıldız nerede benim boncuklarım? Aa çocuklar, şurada boncuklarım vardı. Ne Yıldız boncukçudan boncuk getirdi. Kim getirmişti Yıldız? Adı neydi? Türkmenistanlı. Duyamıyorum ki hayatım. Ena Hanım. Ona teşekkür ediyoruz boncuklar için. Boncukları kaptırmışız. Heh. Cemal ve Orhan Picasso kardeşler bunu özel yapmışlar. Bir bana, bir size, bir de Arif Hoca'ya. Ama bu Cemal ne? Uzaktan bakıldığı zaman... Bir de telefonunuzun sesini kısmını çekiyor. Bir de o telefonu hemen kapatıyorum. Açmayı teşekkür için... ederim. Tamam, kapattım. Evet. Ay açmaya çalıştığına inanamazsınız. İnanın, yani evet. Şimdi söyleyecek de. Şuradan bir bakalım şimdi nasıl görünüyor.
Bana çok methettiler çünkü. Harika canım. Arif hocam. Abi çok teşekkür ederim. Şöyle. Uzaktan çok güzel. Evet, çok teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olsunlar. Cemal Bey ve Orhan Bey kardeşime ben de teşekkür ediyorum. Sığmıyor. Şöyle bırakayım. Sığmıyor oraya. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Emeklerinden dolayı çok güzel. Sağ olun, var olun. Güzel de bir resmi kullanmışlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bu arada ediyorum. Almanya'dan bir izleyicimiz varmış. Almanya'ya selam göndereceğiz sizin aracılığınızla. Teşekkürler. Ya bunlar nasıl saçlar? Ay nasıl saçlar bunlar böyle? Aa. Gelemiyorum. Aramızda hayatım mesafe var. Sonra ne yaptınız bunları? Sormak istiyorum ama. Öldürüyorum. Çünkü saçlarım çok uzun. Ve böyle olunca daha ne dökülüyor ne bir şey oluyor. Yani arada kendi saçlarınız arada, var ama arada evet ama beyazlar ekleme, var. Beyazlar ekleme. Saç mı onlar, yün mü beyazlar? Şey yün gibi yani saç. Aa çok değişik. Saçım da biraz. Ve size çikolata getirdim. Hiç sevmezdim ben. Niye getirdiniz? Bir çanta dolusu. Ama ben hiç sevmem. İçimizden geldi. Yani biliyorsun ben hiç yemem aslında ama. Yemezsiniz, bakarsınız, dolabınıza korsunuz, beni düşünürsünüz. Şaka söylüyorum hayatım, ben çikolatayla besleniyorum biliyorsun. Bundan sonra rica annenize ediyorum. Annenize. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle yurt dışından gelen izleyicilerim için çikolata, bak şimdi ne kadar ağırsızlık olacak ama. Çikolata getirmeyi demiyorum da lütfen şekersiz çikolata ve şeker. Çarpıta getirelim. Şaka söylüyorum. Ay hayatım. Yani... Çok teşekkür ederim. Hepsini reklam arasında alacağız. Çok sizi sağ olun. Çok seviyorum. Müge Hanım, oğlum da burada. O çizim hastası. Sizi çok görmek istiyor. Giremedi şimdi, bekliyorum. Tamam, hani... reklam arasında hepsini halledeceğiz. Tamam, tamam çok mı? Sağ ol. İsviçre'den de siz mi geldiniz efendim? Siz de hoş geldiniz. İsviçre'ye de selam gönderelim. Sizin aracılığınızda. Çikolata mı? Yok, kedi var. Hatırladınız değil mi? Devamlı geliyor İsviçre'den. Evet. Fikriye Genç. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Sabahki nevalelerimizi topladık. Ya gerçekten size şunu çok samimiyetle söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hiç ne getirildiği, ne olduğu falan hiç önemli değil. Ama çok duygulanıyorum. Daha önce de söylemiştim. Hep ilkokuldayken, ortaokuldayken arkadaşlarıma böyle işte anneanneleri, babaanneleri yaşadıkları köylerden işte pestil gönderirlerdi falan. Biz hiç pestil falan diye bir şey bilmiyorduk yani. Benim çok garibime giderdi. Hatta ne olduğunu, adını da anneme söylemeyi unuturdum. Yani çok iyi hatırlıyorum. Anne böyle işte ezik bir şeyde işte ama tatlı ama yufka gibi falan böyle hep anlatırdım ve hep ağlardım ben evde. Niye bizim köyümüz yok? Niye bize köyden bir şey gelmiyor? Evet. Gerçekten ilkokulda yani 5 yıl hep hatırladım şimdi, annem de gülüyordur. Anne niye bizim köyümüz yok, niye bizim köyümüz yok? Demek ki bir şeyi aslında gerçekten kalben isteyince Allah sana onu bir şekilde veriyor. Şimdi sadece Türkiye'de değil yani. Yani dünyanın her yerinde yaşayan bizim sevgili izleyicilerimizle her yerde evimiz var. Her yerde köyümüz var, köylümüz var. Ne mutlu bana ya. Allah bozmasın. Allah da sizin güzel yüreğinize göre versin. Bunu çok samimi söylüyorum. İyi ki varsınız. Yani duygulanıyorum ben böyle. Ya dün mesela ekmek göndermiş bir izleyicimiz. Yani çok duygulanıyorum. Gözlerim dolu dolu oluyor. Çünkü yani ne bileyim başka bir şey o yani. Onun o başka manası, bir duygu. Onu takdir etmek de güzel bir şey ama. Yani şu anda sizin gözlerim dolu 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 oluyor demekle o gelen hediyenin madde olarak değil, mana olarak takdirini takdir edebilmek güzel bir şey. Ama çok önemli. Yani çok önemli. O da gönlünden mesela çok hani ekmek önemli. Yapmış yani, ekmek gönderiyor. İsterse bir yani. Yudum simit olsun, isterse bir tel saç teli olsun ama o düşünülüp de gönderilmek. Yani bunu ben size içimden geldi veriyorum demek kadar güzel bir şey yok. Evet, Allah hep veren el olmayı nasip etsin. Öyle bir duygu nasip etsin. Ben gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Benim adıma da, Rahim Bey adına da, Arif Hocam adına da. Yani o güzel hediyeleriniz, düşünceleriniz gerçekten çok önemli. Lokuma. O da lokuma. Şuna göster. Kravat gelmiş. Lokuma oğlumdan. Papyon. Oğlum Aran'dan. Lokuma. Lokuma. Evet. Lokuş. Ben televizyonda hadi izleyip buyur. Anlamıyor yalnız o. Ayağını diye. Lokuş bak papyonuna. Oğlum takarız. Torununuza. Öncelikle nüfusumuz çoğalıyor. Size şöyle söyleyeyim. yani nüfusumuz çoğalıyor. Evet. Hediyeler de. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz.
Bu ara şimdi şu yoğun iş yoğunluğundan bu ara gösteremeyeceğim ama inşallah birkaç gün içinde ben asıl size diğer oğlumu göstereceğim. Eyvah. Gerçekten biliyorsunuz ayağını kaybettik ve çok kanaryam çok uzun ve zorlu bir nekahat dönemi atlattı yani hayata tutunabilmek için. Biraz hani lokumu da bile ihmal ettim onun yüzünden. Çünkü baktım ki ölüyor. Kanaryalar da çok evcil hayvanlar değiller. Yani çok besleyenler bilir. Ele gelmezler onlar. Yani temizlerken bile kendini sağa sola çırparlar. Yani insan onda bile tedirgin olur. Fakat baktım ki ölüyor. Veteriner, sürekli de veterinerdeyiz. Veterinerlik hani artık Allah'a kaldı yani tabii. Civciv beslemekten aklıma geldi. Dedim ki madem dedim bu kötü ben bu civcivleri ne yapıyordum? Hep şöyle şurada göğsümde yatırırdım hasta olanları. Hani sıcak olsun anneciğim. Kanarya yatar mı? Kanaryayı ben böyle sarıp sarmalayıp gece biz onunla yatmaya başladık. Sonra ona bir tane beşik yaptım. Ondan sonra o şimdi beşiğinde sallamaya başladık onu. Bu gayet güzel alıştı. Ve dün sabah beşiğinde işte sabahları da çekiyorum onu işte şarkı söylüyorum, uyandırıyorum falan. Bir baktım sırt üstü uyuyor. Şimdi tabii bu söylemekle anlaşılmaz. Size birkaç gün içinde o videoları yayınlayacağım. İnanamazsınız. Şu anda yürüme talimleri yapıyoruz çünkü yürüyemiyor. Evet. Bir ayağı olup öteki ayağı topal kaldığı için ama yani hayata tekrar nasıl tutunabilir? 50 gram bir canlı ama hayata tutunma mücadelesi veriyor. Artık kendini temizleyemiyor. O yüzden onu yıkamak, kurutmak falan lazım. İnanılmaz şu son bir aydır aslında inanılmaz bir hayat mücadelesi yaşıyoruz kanaryamla ben. Ama inşallah şimdi hava da daha da sıcak oldu, daha iyi olacak. Size göstereceğim videolarını. Başka bir şey ya, başka bir şey. Yani o 50 gram kanaryanın da canı var. Ve hayata tutunma mücadelesi veriyor. Tekrar yürümeyi öğrenmeye çalışıyor. İşte ayaksız bir şekilde nasıl ayağa kalkabilirim? Hani bir ayağı yok, nasıl ayağa kalkabilirim? Onu yapıyor. Bir de o kadar kötü ki kanarya için. Şimdi bir ayağı yok, tüneyinde tutunamıyor. Hep kafesinde yatması lazım. Günde 3 kere kafesin temizleniyor. Çünkü çok kirletiyor biliyorsunuz onu. O ayağın öteki ayağın üzerinde yattığı için sağlam ayağın da burası yara oldu. Zaten her şey öyle başladı. Ben dedim ki en iyisi burada yatmasın. Artık insan gibi yatmaya başlasından başladık. Ama size bir video izleteceğim. Yani hiç görmemişsinizdir. Böyle uyuyan kanarya görüldüğünü sanmıyorum. İnşallah o da hayata tutunur diye ümit ediyorum. Fakat bir şey daha var Müge Hanım. Onu da ben söylemeden geçemeyeceğim. O 50 gramlık canlıya can vermeye çalışan koskocaman da bir insan var yanında. O duygunuza teşekkür ediyorum ben. Ay evet. Sağ olun hocam. Ben biliyorsunuz çok üzüldüm. Evet. Hala çok üzgünüm. Yazık yani çekecek derdi varmış yani. Onun için çok üzgünüm. Keşke bu kadar çekmeseydi. Ama neyse Allah'tan ümit kesilmez. Şimdi biz tek ayakta tutunmaya çalışıyoruz. Ama bunu şunun için de söylüyorum. Yani tekerlekli sandalye dağıttığımız işte izleyicilerimiz oluyor. Gazilerimiz var değil mi? Hani polis, asker gazilerimiz var. Hep onları da düşünüyorum. Yani onun o tek ayakla yürümeye çalıştığını gördüğümde hep o durumdaki insanları da gözümün önüne getiriyorum. Ama şunu söyleyeyim. O 50 gramlık canlı bir kanarya yani. Yaşam mücadelesi veriyor. Tekrar ayağa kalkmanın şeyini yaşıyor içinde. Demek ki her birimiz bu güce sahibiz. Başımıza ne gelirse gelsin, benim kanaryam aklınıza gelsin. Çünkü o bir yaşam mücadelesi. Tekrar tek ayağıyla hayata tutunma mücadelesi veriyorsa, biz insanoğlu var ya, her şeyin üstesinden gelebiliriz. Yeter ki isteyelim. Ben o güce sahip olduğumuza inanıyorum. Her birimizin. Tabii ki Allah kötü bir şey vermesin ama. Neyse ben şimdi kanarya deyince hüngür hüngür başlarım. Şimdi ağlamaya gerek yok sabah sabah. Önce bir kaybımız var efendim çok acil onu bulalım. Turgay Kızılaslan arıyoruz efendim. Erkan Kızılaslan kardeşi aramızda. 38 yaşında aradığımız beyefendi ekranda fotoğrafını şimdi göreceksiniz. 9 Nisan'dan bu yana kayıp. Ama son hali değil herhalde galiba Erkan Beyciğim. Son bir yıllık hali Müge Hanım. Bir yıllık mı? Evet. Yani bayağı da genç zayıf duruyor yani. Evet. Efendim ailesiyle birlikte Pendik Esenyalı Orhan Gazi Mahallesi'nde yaşıyor. 18 yaşında bir psikolojik rahatsızlık geçirmiş. Bu yüzden şizofreni tedavisi görüyor ve ilaç kullanıyor.
Hani Arif hocam bunu daha iyi bilecek. Demek ki hocam böyle bir atak dönemindeyiz. Evet. O yüzden de ailesi başına kötü bir iş gelmesinden korkuyor. Zaman zaman bu atakları geçirip evden gidebilir endişesinden dolayı aile sevgi izi de yaptırmış. 20.563 numara var kolunda. Fakat siz hani üzerinde sevgi izi var deyip bulunamadı deyince ben açıkçası şey diye düşünmeye başladım. Demek ki öyle hani böyle yolda çok perperişan dolaşmıyor. Değil mi hocam? Herhalde biraz atak döneminde. Evet. Ki bizim izleyicilerimiz yoksa yolda bulsalardı mutlaka söylerlerdi. Birine rastlamamış da olabilir. Yani bugünden sonra rastlanabilir o sevgi izi. Evet, o da olabilir. Dikkat çekilsin. Sosyal hizmetleri de arkadaşlarımız ilettiler. Belki bir polis memuru arkadaşımızın dikkatini çekmiştir. Çünkü üzerinde para da yok herhalde. Üzerinde para yok Müge Hanım. Artı kendi ilaç kullanıyor. İlaçları da yok. İki gündür kendi olmadığından dolayı ilacı da yok. Şu an hayati tehlikesi ne durumda bilmiyoruz. Şüphe duyuyoruz artık. Yani aramadığımız, gitmediğimiz hastane, karakol... kalmadı. İşte size biz de başvurmak istedik. Canım benim ya. Pendik Esenyalı Orhan Gazi Mahallesi'nden efendim sabah kahvaltı sıralarında çıkıyor. Evet. Kolunda sevgi izi numarası var. Evet. 20.563. O yüzden lütfen eğer dışarıda görürseniz, benzetirseniz bir şekilde kandırarak sol bileğin üzerine bakıp bizi arayın lütfen. Telefon kullanmıyor. Koyu gri kapşonlu bir montu varmış. İçinde çizgili bir kazak, açık renk kot pantolon ve botu var ayaklarında evet. Da. Tanınabilir diye düşünüyoruz. Kuvvetle muhtemel biraz da hareketlerinde de bir gariplik olmalı. İlaçlarını da kullanmadığı için. Tabii ki. Kardeşi endişeli. Acil bir kayıp rahatsızlığı olduğu için belki yanlış anlaşılmaya da müsait olabilir o rahatsızlığı. Ama bilin ki rahatsız olduğu için artık hani biraz garip davranabilir. Kızmayalım, etmeyelim. Lütfen çok acil bizi arayalım. Müge Hanım, sizden bir ricam olacak. Buyurun. Kendimiz müracaatta bulunduk. BELBİM, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir birimi. Hı-hı. Bu birimde benim abim İETT ile seyahat etmeye giden bir insan. Kendisinin %80 diyelim İETT'de indi bindi yapmış olabilir. BELBİM de bunu araştıran bir birim. Biz bununla görüşme yaptık. Kartı mı var? Kartı, engelli kartı. Kendisi %80 ağır özürlü şizofreni hastası. Anladım. BELBİM'le müracaatımız oldu ama karakoldan faks yoluyla bize bilgi gelmesi gerekiyor. Biz onun hangi mevkide, nerede, ne zaman binmiş, otobüs kullanmış veya kullanmamış hakkında bilgi almak adına benim sizden bir ricam olacak. BELBİM'le irtibatı ben kuramadım kendi mücadelemden. Tamam. Sizden bunu rica ediyorum. Onlar... Tamam, nokta o zaman şey gelin ben size stüdyonun kartın numarasını falan ya da adını siz bir şey yapın. Şimdi bazı kartları belediye bulabiliyor, bazı kartları bulamıyor. Bakalım sizin kart belediyenin otobüs indi bindisini gören kart mı? Bir şimdi hemen tamam. Konuşur arkadaşlar. Tamam. Yani ben sizi alıyorum ki siz bilgileri verin tamam. Diye, beklemeyelim diye. Tamam. Eğer hani nereden indi, nereden bindi, basıldığında görülen kartsa elbette yardımcı olurlar. Bazı kartlar görülüyor, bazı kartlar... Görülmüyor çünkü. Şimdi efendim, Şaban Akça bugün 12. gün. Dün biliyorsunuz deniz polisi botlar ve sonarlarla gölü taramaya başladı. Bir yere kadar geldiler. Muhabirimiz Burak yine Şamlar mevkiinde. Çünkü az sonra deniz polisi tekrar gelecek. Arama yaptıkları yerin devamını arayacaklar. Şöyle bir sıkıntı olduğu söyleniyor. Burak'cığım günaydın bu arada. Sen de o mevki artık herkesten daha fazla bilir oldun her tarafıyla. Canım benim. Günaydın. Dün arandı, bugün de aranacak. Şimdi şöyle bir sıkıntı varmış. Burası baraj gölü ya. Tabii biliyorsunuz baraj gölleri yapılırken bir takım yerleşim yerlerinin de istimlak ediliyor. Su yerleşim birimlerinin üzerine geliyor. Şimdi bu aradığımız yerin altında da yerleşim birimi varmış. O yüzden sonar cihazı çok sağlıklı bilgi veremiyormuş bu yüzden. Çünkü altta hep aslında bir sürü nesneler var. Evet. Hani evler, şunlar bunlar gibi. Evet. Bataklık da olduğu için çok yani net görüş mesafesi çok net değil. Ama dün deniz polisi hani sonar cihazıyla geniş bir çok ciddi bir arama yaptı. Bugün içinde belirli bölgeler belirlediler. Bugün de orada arama çalışması yapacak. Şimdi bunu bir izleyelim. Sonra efendim bugün aramızda yine Yusuf Bey, Erol Bey ve Aslan Bey var. Şimdi Yusuf Bey ile Erol Bey biliyorsunuz hani son görenler Şaban Bey'i. Aslan Bey siz de Yusuf Bey'i evden aldığınızı söyleyen kişisiniz. Evet. Değil mi? Evet. Fakat dün ben bir telefon aldım.
biraz sizin anlattığınızdan farklı anlatan biri var geceyi. Şu görüntüleri izleyelim. Ben beyefendi ne anlattı? Telefona da bağlanacak. Acaba siz o geceyi karıştırıyor musunuz diye sormak istiyorum size. Bir izleyelim efendim. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri Kayabaşı Şamlar bölgesine geldiler. Şaban Akçay'ı arama çalışmaları bugün de baraj yüzeyinde devam edecek. Ekipler kapsamlı bir sonar cihazı da getirdiler bugünkü çalışmalara destek vermek üzere. Arkamda görmüş olduğunuz Zodiac bot ile barajda açılacaklar ve baraj yüzeyinden tarama yapacaklar. Dipte eğer şüpheli bir cisimle ya da görüntüyle karşılaşırlarsa da o bölgede dalış gerçekleştirecekler. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Deniz Polisi Grup Amiri de şu anda olay yerine geldi. Yerinde inceliyor çalışmaları. Aynı zamanda Gayrettepe Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nden de ekipler buradalar. Polisler hem çevre güvenliği aldılar hem de bölgede incelemelerine karadan da devam ediyorlar. Deniz polisi barajda şüpheli bir alan tespit etti. Şimdi hazırlıklarını tamamlıyorlar. Az sonra dalgıçlar o alanda dalış gerçekleştirecekler. Ekipler baraj yüzeyinde sonarla yapmış oldukları çalışmanın yanı sıra şüpheli buldukları bölgelerde arama çalışmalarına devam ettiler. Dalgıçlar da 3 saatin üzerinde bir dalış süresiyle arama çalışmalarına destek verdi. Çalışmalar bugün için tam da bu noktada son buluyor ancak ekipler yarın kaldıkları yerden çalışmalarına devam edecekler. Evet efendim, bugün de arama çalışmaları sürecek. Dediğim gibi artık deniz polisi belirli yerlerde özel aramalar yapıyor. Şüpheli gördüğü yerde özel aramalar yapıyor. Şimdi dün bizi bir hanımefendi aradı. Dedi ki ben hani programımızı takip ediyorum. Yusuf Bey'i, Erol Bey'i takip ediyorum. Fakat Yusuf Bey ile Erol Bey size o gece hakkında her şeyi anlatmıyorlar. Farklı anlatıyorlar. Çünkü... Yani bizim babamız diyeyim, hani şimdi şey olarak söyleyeyim, aile büyüğümüz o gün onları görmüş ve farklı bir yerde farklı bir şekilde görmüş. Yani Şaban Bey'in kaybolduğu gün sizi, özellikle Yusuf Bey sizin anlattıklarınızdan ve Aslan Bey'in anlattıklarından farklı bir şey anlatıyor. Şimdi siz diyorsunuz ki berabersiniz, sonra Yusuf Bey size bir telefon geliyor cenazeniz olduğuna dair. Evet. Siz de cenazen var diye Aslan Bey'i arıyorsunuz. Ve siz pazar günü bu cenazeden dolayı şehir dışına gideceğinizi söylediniz, evet, değil mi? Evet. Ama bu Şaban Bey'in kaybından dolayı gidemediğinizi cenazeye anlattınız. Evet. Beyefendi telefon attığımızdan mı, ondan mı dinleyelim, ben mi anlatayım? Ben anlatayım, siz o arada bağlayın isterseniz. Şimdi beyefendiyle konuştuk. Ben de beyefendinin neler anlattıklarını bizzat dinledim. Diyor ki beyefendi, ben diyor bu kayboldukları gün onları gördüm. Yani isim olarak bilmiyorum ama Yusuf'u tanıyorum diyor. Yusuf bizim arkadaşımız diyor. Orada değil diyor. Hani o söylenen yerde değil. Başka bir yerde arabadan inmişlerdi. Biz de arabamızı oraya çekmiştik bir şeyler içmek için. Arabadan inmişlerdi. Davul çaldılar, zurna çaldılar. Onlar orada içtiler diyor. Hatta diyor sizinle daha sonra da beyefendi görüşmüş. Siz cenaze falan değil, siz zaten pazar günü şehir dışına gideceğinizi söylemişsiniz. Gününden de eminim çünkü bir önceki günde kandildi diyor. Biliyorsunuz Regaip Kandili Perşembe günü değil miydi? 31 Mart'ta işte Cuma günü. Yani bizde diyor kandil vardı, içmemiştik. Ertesi gün onlar söylenen yerde değillerdi ki diyor. Zurna da çıkmıştı arabanın altı, hatta davul da çıkmıştı. Onlar başka yerde içiyorlardı diyor. Hayır. Hayır efendim. Telefon attığımızda beyefendi. Beyefendi günaydın. Alo. Alo. Hadi. Beyefendi efendim. Günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk.
Efendim o gece ne yaşandı? Yani siz de cuma gecesinden bahsettiğinizi söylüyorsunuz. Çünkü Kandil'den bir sonraki gündü diyorsunuz. Hazır Erol Bey, Yusuf Bey burada, bir anlatır mısınız, hatırlatır mısınız kendinizi? Anlatacak bir şey yok. Ben orada gördüm onları ama orada alkol almıyorlardı. Orada geldiler, oturdular. Belli bir de sonra biz gittik, onlar orada vardı. Nerede gördünüz efendim? Oradan başlayalım. Bahsettiğiniz yer neresi? Bu Halkalı'da Bezirgan Bahçe'de şey var, Ziraat'ın yeri var. Oradaydı. Halkalı'da kimin yeri? Ziraat'ın. Ziraat'ın yeri. Ziraat'ın yeri. Gittiniz mi Yusuf Bey o gün oraya? Oraya iki akşam önce oradaydık. Ha? İki akşam önce oradaydık. İki akşam önce oradaydınız. Evet. Peki sonra ne oldu? Sonra ben eve gittim. Onlar orada kaldılar. Peki siz orada kaldığınızda Yusuf Bey'le konuştunuz mu? Yusuf Bey'le evet konuştum. Hı hı. Evet. Yani Yusuf Bey'i siz mi aldınız oradan? Evet ben aldım. Halkalı'daki evine bıraktınız. Bezirgan Bahçe'deki evine bıraktım. Tamam. Sonra Yusuf Bey de size o sırada ben pazar günü de memlekete gideceğim demiş. Doğru. Ölmüş müydü o iki gün önce ise sizin dediğiniz gibi? O gün mü ölmüştü memlekete gideceğiniz kişi? Cumartesi günü. Cumartesi günü yani gidecektik biz cenazeyle. Yusuf Bey siz şöyle söylemediniz mi? O gün ya da bugün. Şimdi beyefendi siz, ben size şunu da sorayım. Bu günü hatırlıyor musunuz? Çünkü siz bir kandilden bahsetmişsiniz. Kandilden önce miydi, sonra mıydı? Kandilden önceydi galiba, öyle hatırlıyorum. Kandilden önce, o zaman iki gün öncesi. Yani çarşamba mıydı, neydi? Çarşamba. Tamam. Peki çarşamba günü, dün farklı anlatmıştı beyefendi, yine fark etmez. Çarşamba ben günü... Ben sonradan hatırladım. Tam olarak hatırlamadığını söylemiştim ben. Tamam, olabilir. Çarşamba da olabilir. Ama çarşamba günü beraberken siz nasıl pazar günü cenazeye gideceğinizi söylüyorsunuz? Hayır, pazar günü ben bilet aldım. Niye? Benim hanımla memlekete gidecekti komple. Hı. Cumartesi günde bu cenaze olduğu için gene de hanımımla beraber cenazeyle buradan memlekete gidecektik. Ama Yusuf Bey, siz şöyle anlatmadınız mı? Ben mi yanlış anladım bu zamana kadar? Buyur. O gün orada size acilen cenaze olduğu söyleniyor. Evet, cuma siz gün de akşam. O yüzden gidiyorsunuz, evet. Ve o yüzden pazar günü gitmeniz gerekiyor. Cenaze olmasına rağmen size bunu üst üste sordum. İptal ettiğinizi söylediniz, cenazeye gitmediğinizi söylediniz. Müge Hanım, cuma gün akşam bu cenaze. Hı. Çarşamba günü. Bu arkadaşın bahsettiği gece çarşamba. Evet. Çarşamba gününden cenaze söz konusu olmadığına göre. Hayır. Sen daha o günde memlekete gitmeden bahsetmişsin. Memlekete pazar günü gidecektim. Ha, yani cenaze olmasa da gidecektin. Evet. Evet. Ama evet. Cuma akşamı cenaze çıkınca program mı değişti? Evet. Aynen cenaze arabasıyla hanımımla beraber biz de memlekete gidecektik. Yani durum bu. Cenaze arabası işte... Öyle değil ki olay. Şimdi bugüne kadar sizin anlattığınız şuydu. Bakın biz sizin, çok açık söyleyeyim ben size. Biz Erol Bey'in ve Yusuf Bey'in neden o gece o ortamdan ayrıldığını bulmaya çalışıyoruz. Çünkü sizin neden o ortamdan ayrıldığınızı bulursak Şaban Bey'e de ulaşabileceğiz. Şimdi siz şöyle anlatmadınız mı? Ben mi yanlış anladım? Siz dediniz ki ben o gece oturuyordum. Bir telefon geldi cenaze olduğuna dair. Evet. Ben o yüzden oradan ayrıldım. Evet. Pazar gününe gidecektim. Ama... Pazar günü de cenazeyi götürecektik dediniz. Ama hayır, siz... cumartesi günü götüreceğiz. Cumartesi götüreceğiz. Pazar gününe bilet ayırttım ben. Cenaze cumartesi günü olduğu için bileti yani iptal ettim. Vefat eden kim Yusuf Bey? Benim eniştem. Yani nereden enişte şeyden, oluyor? Küçükçekmece'de Mezarlıklar Müdürlüğü'nden morga bırakıldı. Hı. Yarın tersi günü de... Saat 4'te memlekete kimin götürecek. Kimin eşi enişteniz yani? Kimin eşi? Nereden enişteniz? Benim amcamın kızının eşi. Amcanızın kızının evet. Eşi. Evet. Yani ama o zaman siz o geceden cenaze için ayrılmadınız. Evet. Ama cenaze için ayrıldığınızı söylediniz ya erken. Siz cenaze için ayrılmamışsınız demek ki. Cenaze Halkalı'ya geliyor. Şeye dediler, Küçükçekmece'ye. Benim hanım telefon etti. Bu rahmetli ne zaman ölmüş? O gün. Kaçta? Saat 3 gibi mi? 4 gibi mi? Cuma günü yani. Evet, cuma günü. O zaman siz öldüğünü ne zaman duydunuz? Benim hanım saati bilmiyorum. Bana telefon ettiğinde orada ne kadar kaldı? Ben
Bir saat, bir buçuk saat kaldım yani. Yani siz, size hanım arar aramaz çıktınız mı? Efendim? Oradan. Size hanım arar aramaz ayrıldınız mı oradan? Ayrılamadım, araba yoktu. Şaban'ın arabasını bekledim. Şaban'ın arabasını Hayati götürdü, getirmedi. O arada araba gelseydi Şaban beni zaten getirirdi yani. Araba gelmedi. Mecbur kaldım ben de bu arkadaşı aramaya. Ama Yusuf Bey, yani sizin memlekete gidiyorum, iptal ettim falan filan dediğiniz şeyin Şaban Bey'le hiç alakası yokmuş. Sizin ayrı bir planınız varmış ki onu anlatmışsınız yani. Hayır, hiçbir planımız yok. Yok efendim. Şimdi Yusuf Beyciğim. Buyur. Ben aslında anlatabiliyorum. Ben kendimi mi anlatamıyorum hocam? Bazen hayır, çok gayet, şeye kapılıyorum. Şimdi siz bu beyefendiyle çarşamba günü beraberken pazar günü köye gideceğinizi söylediyseniz. Evet. Cuma günü işte bir telefon geldi bana. Evet. Öldüğünü öğrendim. Evet. O yüzden de pazar günü gidecektim. Ama Şaban'ın kaybından dolayı gitmekten vazgeçtim falan diye anlattınız ya. Onunla o örtüşmüyor birbiriyle diyorum. Aynen, verdiğim ifade doğru Müge Hanım. Ben anlatabilir miyim müsaade ederseniz? Bir şey daha sorayım hocam. Buyurun. İsterseniz öyle anlatın. Şimdi dün Aykut bir şey daha anlattı. Aykut, o anlattığın hazır Erol Bey ile Yusuf Bey buradayken bir onlara da anlatır mısın? Tabii, çünkü tabii. Aslında sizden emniyete de verdiğiniz ifadede bunları anlatmamıştınız. Şimdi Hayati Bey... Yeni. Erol Bey telefonunu unuttuğunu evet, söylüyor evde. Evet. Sonra ne oluyor Aykut'cum? Ondan sonra sabah olduğunda telefonunu almaya gidiyorlar. O Kayabaşı Şamlar girişine kadar kendi imkanlarıyla gidiyorlar dedikleri gibi. Ama Erol Bey ile Yusuf Bey. Evet evet, o Şamların girişinde Hayati'yi arıyorlar. Biz geldik, bizi al diye. Hayati de geliyor, bunları alıyor, kapıya getiriyor. Hani barakanın önüne getiriyor. Bize bunu da söyleyen Hayati'nin şey, ablasının oğlu. Yani telefonda Burak, sizin muhabir Burak Bey de, yani Burak abi de şahit oldu. Telefon hoparlörü açtık, öyle konuştuk. Yani o şekilde anlattı bize. Yani madem sarhoşlarda ne oldu bilmiyoruz diyorsunuz da Hayati Bey'i arıyorsunuz ve Hayati Bey gelip sizi Şaban Bey'in arabasıyla, değil mi? Evet. Şaban evet. Bey'in arabasıyla gelip alıyor. Hani sarhoştular bunlar, hani ne oldu diye bakmayı merak ediyordunuz. Bu durumda şey de aklımıza geliyor. Şimdi Erol abi diyor yani biz çıktı, ben çıktım kendi imkanlarımla yürüdüm gittim. Ben şey düşünüyorum, Hayati bırakmıştır diye düşünüyorum şu an. Yani 2,5 saatlik yani o yolu, o yorgunluk, o hastalıkla kendisi gideceğini düşünmüyorum artık. Babamın arabası Hayati bırakmıştır diyorum arkadaşın evine kadar da. Yani o yolun yürünmesi imkansız kendi gibi geliyor zaten. Kendi arkadaşı bile imkan vermiyor o yoldan, o yolu, o saatte köpeklerin içinden yürümesine. Erol Bey, o gece kaldığınız evin sahibi bile diyor ki... Yani nasıl oradan yürüdü ben anlamadım diyor. Bitkin aldı. Yürüdüm Müge Hanım. Ben yürüdüm. Bizim bu ifademize eklemediğimiz, benim zaten telefonum yoktu. Biz Kayabaşı'na kadar kendi imkanlarımızla gittik. Kayabaşı'ndan araba bulamadık. Derneğin önünde oturduk. Hani korsan geliyor, gitti, işe gitti. Biz orada birer ikişer tane çay içtik. Oradan tekrar yola çıktık. Kayabaşı ile Şamların arasında bayağı mesafe var. Ben o yolu yürüdüm. Yürüdüm, namusuma şerefime yürüdüm. Tamam abi, dönüş anlat. Telefonu aldın, dönüş anlat. Bir saniye. Arabayı bulamayınca, arabayı da bulamayınca bayağı... Yusuf abi dedim, ben biteyim zaten dedim, yürüyemiyorum dedim. Bu sürekli Şaban'ı arıyor ama. Sürekli Şaban'ı arıyor. Yok. Cevap Hayati'nin yok yani. Numarası kimde vardı? Ondan sonra Hayati'yi arıyor. Sizde mi vardı Yusuf Bey Hayati Bey'in numarası? Ben, Müge Hanım, Hayati'yi arıyor. Ne oldu Yusuf abi? Hayati de telefona cevap verdi, bizi almaya geliyor dedi. Biz bunu çok büyük... Tamamıyla verdiğimiz ifadeleri unuttuk. Düşünüyorum ben gece, o günden beri ne uykum var ne yeme içme. İlaç kullanıyorum, ayakta zor. İlaç kullanıyor, o günden beri içmeye devam ediyor. Bak yürüdüm, bende yalan yok. Bana 1000 sene versin devlet. Ya gören herkes her akşam içtiğini söylüyor, evet, ama böyle bir şey yok. Ben ünsülüğe başladığımdan bu yana ortama girerim. Ortamda sohbet ederim, yerim. Yani her akşam içki içildiği beni kim görmüş, abi kim biliyor? Abi belki daha unutmuş neyse, olduğum bir şeyler vardır. Onları biz da bu ifadelerimize bunu eklemeyi sorduk. Bize Gayrettepe'de de dediler emniyetten. Ferah ferah güzel güzel ifademizi aldılar. Allah razı olsun. Hiçbir yani... Dayı unuttuğunuz bir şey var mı? Bak geri dönüşü olmaz. Böyle
Düşünüyoruz. Ne peki bu söylemiş oradan ona, sizi ne kim sonra? Peki oradan kim götürdü sonra sizi? Telefonu aldınız. Oradan kim götürdü? Oradan bizi kimse getirmedi. Ha. Biz şimdi o zaman... Ha, bu sefer Aykut'a söylediniz. Aykut'a telefon etti Yusuf abi. Ben etmedim. Cemil aradı. Cemil bu... Şaban attı işte oradan. Şaban'a ulaşamıyorum dedi. Ben zaten oraya gider gitmez oturdum. Hiçbir yere de gımıldamadım. Aradım dedi. Ne bu arada Erkan'ı ya göndereyim çünkü kardeşi ben bulundu. Telefonum yok. Nereye? Erkan'cığım gözün aydı. Yani hiç belediyeye karta falan lüzum kalmadı. Gözünüz aydın canım benim. Çok Allah sağ yardımcınız olsun Allah inşallah. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim ilginiz için. Sağ ol canım benim. Şimdi abimle doya doya kucaklaşacağım. Ne? Abimle şimdi kucaklaşmaya gidiyorum. Ay. Doya da öpeceğim onu. Canım benim. Çok bizden sağ olun. De selam söyle. Yapabileceğimiz bir şey varsa tedavisiyle ilgili Kebriye Hanım'la bir konuşun olur mu? Tamam. Demek çok teşekkür ederim. Demek ki biraz ilaçla ilgili evet, bir sıkıntı var evet, sanırım. Psikiyatri olarak bir sıkıntımız var. Evet. Canım evet, benim çok, çok mutlu oldum. Gözünüz sağ aydın. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben bir şey söyleyeyim. Diyor ki ben oraya gittim zaten direkt oturdum diyor. Ama biz oraya gittiğimizde Cemil abi ben bir de şoför gitmiştik. Hani Cemil abinin arkadaşı getirdi bize araba yok diye sağ olsun. Biz oraya gittiğimizde bize dedi ki biz aradık oğlum buraları ta Sazlıbosna tarafında doğru gittik dedi. Yani ileri doğru gittik. Abi bakmaya gerek yok oralara. Biz baktık dedi. Hani bakmıştın. Ben gitmedim. Yusuf abi geldi. Ben bak ben gittim. Ben yürüyemiyorum. Ben oturuyordum. Bak, ben ya bunları başta söylemiyorlar. O gece hep ben yol yürümüşüm. Hasta halimde söylemeye çalışıyorum. Hep perişan oldu. Benim raporlarım, ayaklarım, ben şiş her tarafım ya. Ayağımın altında yara var. İlaç kullanıyorum. Doktor kontrol altındayım. Ya benim de ben kalbim yaralı. Kalbim vicdanım ağrıyor. Gittim. Sen neyin peşindesin? Şuraya baksana ben kalp bypass olmuşum. Sen neyin peşindesin? Oğlum ben bir şeyin peşinde olsam şu kadar bildiğimi söylüyoruz bak açıklıyoruz zaten teker dondursun teker. Dondursun Cenab-ı Allah beni. Gözümün içine bakarak konuş. Bak geri yaslanma gel. Ya oğlum bak evladım. Bak vicdanın elini vicdanına ben koy. Ben elimi vicdanıma koyuyorum. O zaman senin vicdanın yok. Bak elini yanlış yere koyuyorsun. Eyvah eyvah be. Vallahi eyvah eyvah. Eyvah biz de eyvah. Vicdan biz de eyvah eyvah. Vicdanımız olsa ikiniz evden alıyorsunuz. Babası yaşındasınız ya. Bir gün önce seninle konuştuğunu söyledi. Sohbetini söyledi. Bir mangal keyfimiz var dedi. Mangal keyfine getirdiniz adamı yok ettiniz. Söyleyin söyleyin. Evden alan neredeyse ben değilim söyleyin abla. Alan yanındaki. Bir yudum tamam, çayımı içti. Yemeğimi yedi. Vicdanınızı elinize koyun da söyleyin. Allah rızası için söyleyin. Şu kadar bilgim olsun demezsem. Allah rızası için söyleyin. Allah hepiniz yalan rızası söylüyorsunuz. Bu bilip adam nereye şey gitti ama nereye? Bilip de bir şey yapmadınız. Ben kimsenin ya telefonunu bilmiyorum ya. Ben yeni girmişim onların ya içine. Telefonlarını bilmem, çevreyi bilmem. Oraya ben ilk defa... Nasıl bilmiyorsunuz? Hepiniz de biliyorsunuz. Ya. Beni kimse aramadı oradan ki. Pazartesi salı beraberdiniz. Çarşamba da beraberdiniz. Çarşamba, pazartesi salonuna gönüştüm. Seninle konuştuğunu söyledi. Tamam abla, ben bunları hikaye etmiyorum. Karısı hastaymış dedim. Beni de götür, geçmiş olsuna gideyim. Karısın, karını tanıyorum. Ama seni tanımazdım hiç. Çevreyi falan bilmiyorum diyorsunuz Erol Bey ama... Hani sizin o barakadan hani arkadaşınızın evi... Allah. Hani bilmeden de pek gidilecek bir yer değil yani. Yol boyu sıra gittim. Burayı ben... Hayatımda görmüş gitmiş insan değilim ya. Nasıl buldunuz? Evladınız yaşına kadar beraber satılır gittik mı ya? Oradan yol boyu gittim. Ben size kaya başına geldim zaten bakın, ben gideceğim yeri biliyorum. Bu arada yine deniz polisi bölgeye geldi efendim aramalara devam edecek. Çünkü eğer o gece Allah Şaban Allah Bey orada öldürüldüyse zaten hani o çevreye cesedinin atılması lazım. Dün de evvelsi günde gördük zaten hani... Gayet müsait evet bu işlem için. Evet. Deniz polisi hiç aklında bir soru işareti kalsın istemiyor. Dediğim gibi zor da bir çalışma. Allah yardımcıları olsun altta yerleşim bölgesi olduğu amin için. Ben size tek bir şey söyleyeceğim Erol Bey. Siz arkadaşınızın hani evinin orada kaldınız ya gece. Evet. Telefonunuzu da orada bıraktınız. Evet. Daha sonra Yusuf Bey'le geldiğiniz yer hani tekrar çağırdık diyorsunuz ya Hayati Bey geldi bizi aldı Şaban aracıyla. Ya bu kadar dolanana kadar yani siz oradan da bir araç bulamayacağınızı biliyordunuz. Daha mı yakın mesafe yani arkadaşınızın evinden otostop yapıp o bölgeye gitmek daha kolay değil mi? Oradan tekrar kalk tekrar Halkalı'ya gel Yusuf Bey'in şeyine gir onu al onunla tekrar oraya dön. Yani şimdi bunu da izah edeyim. Şimdi kaya başında ben yattım arkadaşımın yanında. Tamam. Tamam. Yani daha yakın bir yerdesiniz. Sabah kalktım. Sabah kalkınca biz o telefonuyla ben kendi telefonumu aradım. Tamam. Telefona hiç dık yok telefonda benim. Tamam.
Ben oradan çıktım. Ama oraya gideceğim. Ama mahalleye geleceğim. Ama o tarafa yürüme araba yok. Dermanım yok. Ve de bu tarafa çatal fırda arabasıyla ben dolmuşların oraya kadar geldim. Dolmuşa bindim, mahalleye geldim. Mahalleye gelince de Yusuf abiye tamam aradım. Ama Yusuf Bey'in de bir özel aracı ya da sizin hani kapının önünde bir aracınız yok ki çalıştırın tekrar gidin. Yani tekrar o yolu yine bu zahmetle gideceksiniz. Bayağı bir İstanbul dışında yaşayan izleyicilerimiz için söyleyelim. Yakın mesafelerden bahsetmiyoruz. Tamam, gitseydim de yani gitseydim de değişen bir şey olmayacaktı ki. Ben araba çattığı için gittim. Yani o aynı şey gene olacaktı. Nasıl olacaktı? Bir de Erol Bey bakın şimdi siz o gece alkol almadığınızı söylüyorsunuz. Biz kadınların çok malzemesi vardır. Biz sağda solda çok fazla şey bırakırız da. Bir erkeğin nesi var yani? Yani kullanıyorsanız kullanmayın ama bir içeceğiniz bir şey vardır hani. Bir sağlığa zararlı olan. Bir de telefonunuz vardır. Yani siz o gece madem içkide içmediniz vesaire bir kalkayım mı diyorsunuz kalkayım. Niye telefonunuzu unutuyorsunuz? Ya o da bir enteresan gelmiyor mu yani? Müge Hanım tamam. İşte ben kendimi burada ifade edemiyorum. Ben diyorum ki telefonumu orada şarja taktım. Onların o hareketine, birbirinin küfürleşmesine, hareketlerine ben böyle bir ortama girmiş insan değilim. Oradan ben sıkıldım, kızdım ne haliniz varsa görünce çıktım geldim ya. Tövbeler tövbesi bunun dışında bir şey biliyorsam Allah ben çapsın ya. İnşallah. Bin sene versin de bana. Allah korusun canım öyle şey. Ya öyle bir şey yok ya ben perişan oldum ya. Benim çoluğum çocuğum torunum benim torunum. Söyle de rahatla. Deden meşhur mu oldun diye telefonu suratıma kapatıyor. Biz de rahatlayalım sen de. Torunun laf söylüyor. Ben her gece babamı görüyorum yanımda. Her gece çoluk çocuk daha dışarılardan yani. Telefonlar geliyor. Ben hasta adamıyım. Ne işin vardı? Bütün baskıları özledim de bu baskı ne ki ya? Biz bana evimdeki baskı yetiyor Aslan zaten. Aslan abi sen söyle kurban oldum. Ben geçen gün iş yerine geldim. Ya. Aslan abiyle de iş yerine gece saçlar. Gece uykuları beraber yerde çalışıyormuş. Gece uykuları dedi ki çalıştı. Cemil ben gittiğimde hepsi alkollüydü. Yalan yalandı abi. Müge Hanım ben oraya ben Ünsü'nü kullanan bir insanım. Söz verirsin konuşacağım. Geçmiş olsun abi. Artık bir yaştan sonra şeker tansiyonu bizde var. Ben hiç içiyor muydum Aslan Bey'e Bey. Sorun. Abicim şimdi bak şimdi sen insülin kullanıyorsan hastaysan evinde otur bak televizyonlar bir sürü ya diziler bakın. Yapmışlar her kanalda. Aç o diziyi aç bir de çayını demle hasta adam yok. Evinde oturur. Yani şimdi gece dışarılara çıkıyorsan artık hastalıktan bahsetmez maşallahın var. Buyurun Aslan Müge Hanım, Bey. Yusuf Bey ben işten geldim 6:30'da evdeydim tamam mı? Yusuf Bey beni aradı. Dedi ki Aslan ben kaya başındayım cenazem var gel beni al. Ben buna dedim ki telefonda, Yusuf abi dedim, kim var yanında, yalnız mısın dedim. Bu dedi ki yalnızım, gel beni al. Hı hı. Ben de çıktım, yemeğimi yedim, çıktım gittim. Şu araba kapının önüne arabamı çektim, biraz önce gözüküyordu dışarıya. Dışarıya çektim arabamı. Yusuf abiyi aldım, gelirken yol boyunda, içeri girdiğimde Yusuf abi telefonda kapıda konuyor. Yusuf abi dışarıdan aldım zaten. Yolun kenarından aldım. Ortam nasıldı? Ortam anlatıyorum ablacığım. Çok şey vardı içeride. İçeride boşu da çoktun, dolusu da çoktun. Bir tane kenarda tüfek vardın. Benim gördüğüm kadarıyla. Yani Şaban Bey bayağı sarhoştun. O da benim arkadaşım. Kalkamıyordum böyle yerinden. Düşüyordun yani sarhoştun. Erol Bey de bana arkası dönük masada oturuyordun ama ne kadar hiç kalkmadı zaten. Ne kadar sarhoş, ne kadar içti onu bilemem yani. Ben o arada Yusuf abi dedi ki hadi ben gidiyorum dedi. Aslan geldi dedi. Çıktık biz geldik. Yol boyunda gelirken şuralarda bir yerde araba kaza yaptı önümüzde. 200 peki, metre o zaman önümüzde. Siz çıktığınızda Erol Bey ile Şaban Bey'i İkisi baş başa oradalar. Bıraktınız. Evet. İkisi oradalar. Doğru mu abisi? Evet. İkisi kaldı. Biz Yusuf abiyle çıktık. Yol boyu gelirken önümüze bir araba kaza yaptı. Kaza yapınca arabanın kapısını açtı. Hayati çıktı arabanın. Hayati'yi de tanıyorum ben. Aynı mahallede oturduk hepimiz. Yusuf abi dedi ya hadi Şaban'ın arabası bu dedi. İndik arabaya yardım ettik. Çıkaramadık arabayı. Önü çukura düşmüş arabanın. O arada çünkü arkamızda... o da alkollü. O da sarhoş. O da sarhoş. O hep sarhoş zaten. Her gün sarhoş zaten. O... Arkamızda bir tane Şahin durdu, kırmızı. O arabadan da 3 kişi indi. Onlar da bize yardım ettiler hep beraber. Maalesef onlar Hayati'nin arkadaşlarıymış. Hayati getiriyormuş onları. Hmm. Ben onları hiç tanımıyorum zaten. Kim olduğunu da bilmiyorum. Onlar ip buldular arabayı çekerken Yusuf abiyle biz devam ettik yolumuza. Bir saniye virgül koyacağım çünkü saat başı reklamıymış. Bizi her zaman arayabilirsiniz. 0212 354 43 25 354 43 26.
Canlı yayın sırasında ulaşabileceğiniz telefonlarımız 0212 639 42 63 639 50 17. Evet Aslan Bey, siz diyorsunuz ki ben gittim. Daha sonra yani saat 8, 8.30 gibi de öteki tarafın geldiğini gördük. Kaza yaptığı yerde görüştük. Tamam. Bizim... Sonra onlar eve döndüler. Onlar hayatın evine döndüler. Madem evine evine vardığı kişi 10-10.30'da geldi ama 2 saatlik en az yol diyor. O zaman Erol Bey oradan ayrıldığında ikisi tek başına mıydı diye merak ediyorsunuz aslında. Ben oradan ayrıldığımda Erol Bey ile Şaban Bey ikisi beraberdi. Biz yolda araba kaza yapınca gördük ki Şaban'ın arabasıyla Hayati kaza yaptı. Tamam, biz oraları anladık. Oradan sonra ama siz diyorsunuz ki onlar oraya gittiler. Saat 8.30'da gittiler. Evet, Erol Bey de evine vardı. Kişi 10.30'da geldi. Burası 2 saatlik mesafe diyorsa o zaman Erol Bey onları bıraktığında gerçekten 2 kişi mi bırakmıştı diye merak ediyorsunuz. Anladın mı? Ben şimdi öbür tarafı bilmiyorum. Biz 102 telliye geri döndük. O öbür gelen adamla kaporta boyacıyla beraber Hayati Erol Bey'in yanına gittiler Hayati'nin yerine. Biz evi Yusuf abi ben Bezgenbahçe'de kızının evine bıraktım. Başka da ondan sonra da bir malumatım yok. Yani Erol abicim bırakırken öbürsü iki kişi bıraktığınızda emin misiniz onları? Evet. Yani biz o boyacı geldi onlar kaldı falan diye demiyoruz. Onlar ya da bir başkaları. Ya da siz iki saatlik mesafeyi yürümediniz de sizi de mi bir araç bıraktı? Hayır. Diye. Hani Aykut da onu merak ediyor. Hayır Müge Hanım. Ben Şaban'la Hayati birbirlerine küfürlü Şaban da şakat böyle... Sarılıyorlar birbirine, düşüyorlar. Şaban zaten serfoş yürüyemiyordu. Ben kaldıramadım. Ben gidiyorum. Ne? Sen gitme diyorlar bana, ikaz ediyorlar. Ben dinlemedim. Ben çıktım oradan, gittim. Ben bir buçuk saat yol yürüdüm. Tamam, bunu kabul ediyorum. Gittiğim yere kadar ulaştım. Ama orayı da Kayabaşı oraya. Kayabaşı'nda ben önceleri çok giderdim. Yani ben Rıfat abi 20 yıl gibi tanırım yani, bilirim. Hayır, Erol Beyciğim... Belki hani siz de gecenin heyecanıyla ya da rahatsızlığınız nedeniyle hatırlamıyor olabilirsiniz de. Madem o gelen oto tamircilerinin orada da küfür etti onlara. Onlar da o yüzden rahatsız oldular. Sizin niye siz o sırada rahatsız olmadınız da onların arabasıyla en azından bir yere kadar çıkardınız. Sonra bir şey olmuş olmalı sizin rahatsız olmanız için. Yani ekstra bir durum olması gerekiyor ki. Hazır arabada varken onlar giderken siz de binip bir yere kadar kendinizi götürtebilirdiniz. Çok rahatsız olsaydım zaten ben. Bir tane o boyacıya derdim. Ben tanımıyorum gerçi. Tamam, demek ki onlar gittikten sonra ne yaşandı da siz rahatsız oldunuz? Yaşanan şey birbirlerine küfürlü şaka şamata. Tamam ama Şaban oto tamircilerine de işte küfür ettiğine göre. Demek ki Şaban Bey'de daha fazla bir değişiklik olmadı. Evet yani serfoştu ama bak... Bir de benim orada Yusuf abiyle ben gidebilirdim. Hı. Aslan'la tanıyorum ben zaten. Şaban şimdi Hayati'yi Cemil'i almaya gönderdi. Ben Cemil'i gelecek diye bekliyorum. Onun için ben Yusuf abiyle Aslan'la gitmedim. Ben zaten rahatsızım. Ben 10-11 arası insülin vurmam lazım. Bu soğuk havada olan bir şey. Yani... İnsülininiz nerede? Soğuk evde yani 10-11 arası vurulmam lazım onu. Yanınızda değil. Onu vurmayınca haplarımdan idare ediyorum. Haplarım cebimde taşıyorum. Yanınızda değildi sizin insülin. Değil Müge Hanım, değildi asla. Abi geceyi de bak Rıfat abinin orada geçiriyorsun. Evet. O gece. O zaman insülin meselesini dert etmiyorsun ama. Haplarımı yuttum işte, artık gidemiyorum. O saatte nereden araba bulacaksın oraya? Yani araba insülin yok, meselesi araç bu kadar yok. Çok önemli değil senin için öyle. Yani ben öyle bir farklı bir durum olsaydı zaten Rıfat abiye derdim. Rıfat abi orada işte peki siz kavga sabah gece orada kaldığınız yerden sonra tekrar evinize gittiniz mi yoksa direkt Yusuf Bey'i mi aradınız? Mahalleye geldim. Evinize gittiniz mi? Hayır. Yine insülininizi almadınız yani. Haplarından diyorum sana. Tekrar akşamı vurundum insülin. Peki insülinin yerine hap geçiyorsa o zaman niye insanlar hocam insülin yaptırıyorlar? Yani ben bir geçmez gün vurulmamış oldum. İnsülini yerine geçer mi? Geçmez. Yani çünkü siz şunu gece yaptıracaktınız, yaptırmadınız. Gece arkadaşınıza kaldınız, sabah kalktınız. Hani insülin için mahalleye gittim deseniz anlayacağım. Mahalleye gittiğinizde Yusuf Bey ararken yine insülininizi vurulmuyorsunuz. Yusuf Bey'le tekrar oraya gidiyorsunuz. Gece... Tekrar orada bir zaman geçiyor. Hatta Aykut diyor ki beni yine yolda indir dedi.
O zaman 24 saat geçmiş hala insülin vurulmamış. Aynen. İnsülin öyle bir şey, ben kullanmadığım için bilmiyorum. Evet. İnsülinin yani, bir saati var ama. İnsülin 10-11 arası gece vurunuyor. İnsülinin yerine hap asla geçmez. O zaman insülini boşu boşuna vuruluyor o zaman Erol Bey demek ki. Yok, boşu boşta değil. Raporlarım bulunması var. Lazım. Bak, o anda kan şekeri bana yükseliyor falan. Bana dediler ki insülini vurulmadığın zaman aç kanı hapını yutacaksın. 3 tane dediler. İnsülini vurunduğum zaman ver bu bakayım. Hapı yutmuyorum ben. Tok kanı olan bunu yutuyorum. Bunlar ayaklarım için, bunlar tansiyon, bunlar hep bunlar doktorum verdi. Raporlarım da var. İnsülini benim kutu kutu. Peki bu kadar ilaçla alkol alınabiliyor mu? Ben işte masaya uymak için ben eskisi gibi alkol almıyorum. Ben ortama uyduğum için vakit geçirmem amacıyla. Yani biz her peki siz o alkolü nereden aldınız? Marketten falan mı aldınız? Bir kadehte içseniz. Tamam ama onu da zaten sahteymiş o da. Vardın. Ama ya pardon adamın, bunun şimdi adını söylemeyeyim mi? O bahsi geçen alkolün fiyatı ne? Yani kaç lira bir şişesi? Valla oraya da balık gelince bunun bir bedeli var dedi şey Hayati. Hı. 50 lira Yusuf abi verdi, 50 lira ben verdim. Ayrıca da biz oraya giderken zaten bir markete uğradık. Markete uğradık, marketten ekmek aldık. Salam gibiydi, böyle pastırma gibi. Böyle yemek, piknik amacı hesabı aldık. İçki getirmedik biz oraya. Tamam, kaç lira bir şişesi bu içkinin? Adını söylemiyorum, sürekli söylüyorum yani. Yani orada bize bir fiyat... Hayır, markette kaç lira? Piyasada kaç para? ...47 lira, 46 lira... Ufağı. Ha, ufağını. Büyüğü de iki katı mı yani? Mutlaka öyledir. Ben tekeller... Yıllardır içen adam şimdi fiyatı aklına gelmiyor. Böyle sahte bir şey var içersen mı? O zaman fiyatını bilmezsin. İşte o yüzden dedim Allah yani... Allah ya. Kaç lira bilmiyor, var mı? Büyük ne kadar? Söyleyin. 116 lira bir büyüğü. Bir mikrofonla konuşursanız. Bir dakika, ben şunu merak ediyorum. Hani masada 7-8 tane varmış ya. Yani gidildiği zaman o zaman bu işi anlayan adamlar demek ki yani masada 1000 liralık alkol var yani. Hani barakada yaşıyor, yatak yok, çarşaf yok, şey yok. 1000 liralık şey insan bilmez mi? Bu da sahte demez mi yani? Boş şişe, dolu şişe vardı. Ben onu inkardım. 116 lira. Of. Ben de bunu 40 sene içtim bıraktım. Ben de şeker hastasıyım. Şimdi arkadaş diyor içmiyorum. Yalan. Oraya giden, dörtte giden içki içme ona kadar %100 içer. Zaten içki içmeyen arkadaşla onlarla beraber olamaz. Çünkü orada herkes sarhoş. O ortamda bulunmaz. Ha şunu da ben size söyleyeyim. Ben öyle ortamlarda çok bulundum. Beyefendi korktu. Orada bir olay oldu. Korktu gitti. Ben de 40 sene içtim, şimdi bıraktık artık. İyi yapmışsın. Şimdi ona demişlerdir ki... Bu da bir servet yani 116 lira. Şimdi ona demişlerdir ki ben de içki var 50 lira. Bu arkadaşlara da o ucuz içki deyip gidiyorlar. Şimdi bu arkadaşlar içki içtiği için 116 liralık içki onları kesmez. 4 saat 4'ten gidip de 12 yarıma kadar da 3'er düble içseler biter o iş. 8 saat. 8 saat. Ondan içti. Ben içkiyi söyleyeyim. Kaçak olduğu için, onlar ucuz geldiği için de marketten alışverişlerini yapıyorlar. İçkiyi de orada 50 lira olduğu için zaten ikisinin verdiği 50'şer lira içki almaya gitseniz 116 liradır. 70'lik. Yüzlük. Vereyim ben. Özellikle bu tür alkollü içkiler kaçak yapılıyorsa içinde kullanılan alkol etil alkol değildir. Ucuz olduğundan dolayı. Bunun içinde açıkça içilince gözleri kör eden metil alkol genellikle vardır.
Genellikle değil. Zaten o var ucuz olması için. Diğeri pahalı. Metil alkol. Tabii diğeri pahalı, öteki ucuz. Yani adamı öldürür metil i̇şte alkol. İşte o ucuz alkol dediğiniz de öldürücü özellik taşıyan bir madde. Kesin. Gözleri kör edici özellik. Evet. Ama beyefendi diyor ki yani bir şey görmüş, korktu demek ki diyor. Korkacağım bir şey olmadı ki Müge Hanım ya. Ha, ortamı bilen şey zaten olmadı. Ortamda İnanıyorum böyle küfür oluyorsa bir şey olacağını akıl sır ediyor ya. O ortamı bilen insan akıl sır ediyor. Ya Aykut'cum ben sana şunu söyleyeyim. İlk defa dedik ya içilmiş yani. Baban da demek ki senin içki içince küfür ediyor kardeşim. O zaman biliyorsan hani rahatsız oluyorsan ben o adamla içmeye gelmem aynen dersin. Olur biter yani. Hani o sonradan rahatsız olunacak bir şey değil. Bu arada dalgıçlar tekrar dalışa başlamışlar. Yani bekleyeceğiz o zaman. Yani arayacak polis araya araya Bağdat bulunur demişler. O zaman arayacak bir şekilde bulacak. Ha tabii şu da var. Hayati'nin telefon kayıtları çıktığı zaman o gece acaba Hayati kimi aradı, kiminle konuştu, kim oraya geldi? Evet. O da ortaya çıkar. Tabii. O zaman siz oradan ayrıldığınızı söylediğiniz saatten itibaren Hayati Bey'in konuştuğu kim varsa Hayati Bey'e yardım etmiş olması muhtemel gibi geliyor. Yani başka ne olacak? Ya da siz gittiniz öğle saatlerinde sabah ayıldıklarında üstü başı kan olduğuna göre yine kendisi de çünkü o kadar o etkilenmemiş. Yine Erol Bey'in söylediğine göre. Evet. Yine kendisi de bir şeyler yapmış olabilir ama yok adam yani ortada şimdi. Yani bir takım hayatta gerçekler var. Biz ne konuşursak konuşalım. Orada Şaban Bey'in başına bir şey gelmiş mi kardeşim? Gelmiş. Kesin. Ben öyle kadın meselesi falan filan olduğunu da sanmıyorum. İki tane sarhoş adam gidip de nereden kadın bulacak da nereden gelecek de falan filan. O kadar onlar basit işler değil yani. O gece bir şey olmuş, bir kavga olmuş. Arkadaşlarına anlatmış aynayı, bir tek size anlatmamış mesela. O da bana enteresan geliyor. Siz de bir şeyden korkmuşsunuz ki oradan gitmişsiniz. Ama ben size bir şey söyleyemem. Çünkü aynı korku şu anda sizi başka şeyler söylemeye de engelleyebilir. Yani ben ona da saygı duyarım açıkçası. Müge Hanım ben de anlatayım bu gece oradan dönüşümü de. Anlattın ya sen abi. Cenaze olayında şöyle. Hani ben Aslan Bey bana... Abi sen de mi rahatsız oldun ayrıldın? Sen de onu doğru söyle. Sen de rahatsız oldun mu ortamda? Hayır olmadım. Neyse. Yok biliyoruz abi onu. Teşekkür ederim. Siz daha evvel anlatmıştınız onu yani. Cenazem var. Aradılar. Aslan'ı Müge çağırdım. 8.30'dan sonrasını ben bilmiyorum. Çünkü ben ötekileri de görmedim. Oraya ulaştıklarını da bilmiyorum. 8.30'dan sonrasını Erol Bey biliyor. Çünkü ikisi kaldı. Şaban'la Erol ikisi orada. Yusuf abi ben götürdüm zaten. Evine kızının evine bıraktım Bezirgen Bahçe'ye. Evet. Halkalı'ya. Gerisini bilmiyorum yani. Valla arkadaşlar ben de şunu anlamıyorum. Beraber içmeye gidiyorsunuz. Tamam hadi o diyor ki cenazem var ayrıldı. Yani diğer kişi giderken diğer arkadaşını oradan alıp götürmez mi? Orası yatılacak yer değil. Yatak yok. Yani Erol Bey siz de oradan ayrılırken bu Şaban burada nerede yatar diye hiç mi aklınıza gelmedi? Orada bir çek yat var. Hem tamam ne yapacaklar? Bunlar sarılaşıp koyun koyuna mı yatacaklar? Ne yapacaklar? İki ben dedi onu yatırırım. Ben öyle yaparım. Erol abi sen girme araya. Sen misafirsin. Hep böyle. Kalkıyla o ona sıllaşıyor, o ona sıllaşıyor. Ama farklı bir şey olmadı. Yani. Biz diye 30-35 yıllık arkadaşız. Sen karışma, sen otur. Biz şakalaşıyoruz. Geçmişten, şuradan, buradan. Yani ortam artık sıkıldım. Bunaldım da oradan gittim ben. Farklı bir şey olsaydı söylerdim zaten. Gittiğim yere söylerdim. Ya kavga oldu, böyle oldu, şöyle anladım oldu diye. Yani oradaki yani adam cahil değil. Unuttuğunuz bazı şeyler hani daha sonra tabii hani... Ya benim merak ettiğim bir şey var. Rahatsız etmiş. Merak şimdi, ettiğim bir şey sorayım mı Müge Hanım en son? Hemen sorunacağım çünkü şey geçemem. Sizin aileniz yok mu? Eşiniz, çocuklarınız yok mu? Geceyi rahatlıkla başka bir yerde haber vermeden geçiriyorsunuz. Ya biz orada gece kalacağız diye gitmedik. Piknik amacıyla ama mesela... kaldın abi kalktın gittin. Rüştü abinin orada kaldın. Sabaha kadar kahvaltı orada yaptın. Eve haber verdin mi ben buradayım diye? Benim misafir konumunda gidiyorum ben oraya. Ben orada kalacağım diye gitmedim ki beyefendi. Tamam, kaldın ama. Kaldım yani ama yani. Evdekiler merak etmiyor mu seni? Etmez mi, etmez mi? Kaç kere aramış da telefonumda belli. Ama telefonumu orada bıraktım. Haberin yok, kayıpsın ulaşamadım sen. Kayıpsın. Yusuf abi de kayıp, sen de kayıpsın. Ertesi gün eve gitmeseydim aynı şeyi benim evde harekete geçecekti. Ailelerin hiç haberi yok. Yani abicim bak ben hani bir yaşça size bunu söylemek haddim değil ama yani madem şunu görüyorsunuz biraz da kızım sana söylüyorum gelinim sen anla yapıyorum. Yani böyle yerlerde bir şey olacağı çok açık değil mi? Aklımın ucundan bile geçmedi Müge Hanım ya. Abi geçen hayatını riske attın Yusuf işte. Yusuf abiye inanırım güvenirim her tarafı giderim onun yani dünyanın. Yani dağın başında bir yer. Ev yok, bark yok, bir tane bir minibüsten bozma bir yer. Sahte rakılar yapılıyor orada. Onları içiyorsunuz. Herkes sarhoş. Üçten itibaren içmeye başlıyorsun.
Gideceğin zaman ya bir, madem hastayım diyorsun abi, hani çok hastayım diyorsun. Evet. Tamam, o zaman çok hastaysan buraya kurt iner. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Sen bir hastalansan seni nasıl götürecekler? Yanındaki adamlar da sarhoş. Seni alıp hastaneye götürecek kimse yok. Hadi yani kendi canınızın da mı kıymeti yok be abicim ya? Yazık, günahtır ya. Ben buraya geleceğimizi nereden bileyim böyle bir yere? Biz pikniğe gidiyoruz. Ben vakit geçirmek, zaman geçirmek için. Anladın mı yani? Piknikte hanım alınır, torun alınır. Bak yani Allah bağışlasın varmış. Sizi kim davet eden kimdi? Efendim? Sizi neyse, kim davet etti? Oraları konuştuk, oraları konuştuk. Efendim, çünkü diğer konuya geçeceğim. Hangisini girelim Kebriyeciğim? Öyle mi? Vallahi ben bu Fatma Demir, arkadaşlar sizler de öyle. Biz bir konuda daha bunu yaşamıştık. Hangi konuda yaşamıştık biliyor musunuz? Çok enteresan bir şekilde. Yaşar Çam'ların, yani Ali Yaşar Çam, işte Nazmiye Çam cinayetini yaşamıştık. Biz burada programı bitiriyorduk canlı yayını, fakat sonrasını da... Bir dakika arkadaşlar, ne olursunuz. Murat, bak şimdi sen konuşuyorsun, Kebriyem konuşuyor, yukarıdan yönetmenin sesi duyuluyor. Anlatamıyorum, yani biz de burada bir şey yapmaya çalışıyoruz. Ali Yaşar Çamların konusunda da, yani burada oldukları zaman da biz hep yayın sonrası birkaç saat yine burada kalır konuşurduk. Yani Allah tabii sonlarını benzetmesin ama efendim Fatma Hanım'ın cinayetiyle ilgili biz her gün yayından sonra da burada yine birkaç saat kalıp bant çekmeye devam ediyoruz. Çünkü hiç konu bitmiyor. Ve her gün yeni bir şey daha ortaya evet. çıkıyor. Dün efendim bana göre dünün en önemli konusu şuydu. Hep söyledim, niye bu kadıncağız gitti o kadar 2,5 saatlik uzaklıktaki yere bırakıldı. Anladık ki bir gece evvel oraya gidip intihar edeceğini söylediği için o kadar zahmete girilmiş. Şimdi o zaman alan darlaştı, yani katil profilimizde elimizde artı şöyle bir şey var. Kim öldürdüyse Fatma Hanım'ı bir gece evvel intihar edeceğim lafını bilen kişiler. Hani bunun başka hiçbir yolu yok. Bir gece evvel kime söylediyse ben intihar edeceğim diye. Şu anda bildiğimiz 4 kişi. Bilenler soruyoruz 4 başka kişi. Kimseye söylediniz mi? Evet. Söylemedik ama tabii yayın sonrası biz konuşurken söylediğini Fatma'nın, Necla'nın anlatırız birazdan. Evet. Şimdi hani bence artık hani alan daraldı. Ve yayın sonrası konuşmalarda öğrendiğimiz yeni bir şey daha oldu. Onu da şimdi izleyeceğiz. Necla meğerse eşi onu aradığında annem nerede diye sorduğunda balkondan bakıp gördüğü tarlada Fatma Hanım demiş o tarladaki kişiye. Eşine de demiş ki anneni merak etme. Evet. Annen tarlada çalışıyor. Evet. Saat de kaç? 3. Halbuki Fatma Hanım kaç saat önce ölmüş, öldürülmüş. Yani kalkıp da o anda olmayan bir kişiyi koca oğluna, kocasına, Fatma'nın oğluna, "Aa merak etme annen tarlada" demek, yani şu anda bir araştırmaya girilmesin, herhangi bir kuşkulu durum meydana çıkmasın. Ne zamana kadar? Plan uygulanıncaya kadar. O plan nedir? Fatma Hanım'ın belli bir yerde bulunup atılmasına kadar veya saklanmasına yani kadar. İnsanın aklına başka bir şey gelmiyor. Nasıl o zaman yani annem nerede der sana kocam bak der, bir gece evvel de intihar edeceğim der. Sen de camdan bakarsın. Ya bugüne kadar da Necla ve hepsi de biz şu öndeki bahçeye niye bakmadınız Allah rızası için dediğimde bakmadık dediler. Evet. Dün bu da ortaya çıktı. Evet. Kırık denilen tarlada, balkondan görülen tarlada Necla meğerse ben gördüm demiş. Evet. Ama aslında görülen bir kadın yok. Falan yok ortada. Yok. Yani dediğim gibi bu iş gerçekten yani bizi çok sardı. Eminim sizi de sardı. Dün neler yaşadık hep beraber bir izleyelim. Sonra aile buraya gelecek. Ailenin sohbeti burada da bitmedi. Otele gittiler. Otelde de konuştular. Necla sürekli ağlıyor. Jandarma beni alıp götürecek diye sürekli ağlayan bir Necla var. Ben yeni evlendim. Zaten eşim de Türk değil. Çok dilinden de anlamıyorum. Burada kaldıkça benim yuvam da bozulacak diyen Necla'nın babası var. Havva ile İsa da sürekli Necla'nın üzerine gidiyor. O kadar mesajlaştıysan ettiysen kardeşim annemin de nerede olduğunu sen biliyorsun diyor. Aile de başlıyor sabahtan itibaren akşama kadar bu konuyu konuşuyor. Bir neler yaşadık sizinle beraber ve sizden sonra izleyelim, aile fertlerini buraya alacağız. Yayın sonrası çekimimize devam ederken
Necla'nın eşi Arif Bey telefona bağlandı. Bugüne kadar hep şunu merak ediyordum ben, eminim sizler de öyle. Bu hanımefendinin yaşadığı yerle ölüsünün bulunduğu yer çok alakasız iki yer. Şimdi niye bu hanımefendi gitsin de hani orada ölsün ya da öldürülsün? Benim aklıma gelen şey açıkçası birini görüp takip ettiğiydi. Çünkü kafamda başka hiçbir şey oturtamadım. Meğerse o gece Güladiye ile kayınvalidesi kavga ettikten sonra Arif Bey'e annesi demiş ki ben nehre gidip kendimi atacağım. Arif de Necra'ya söylemiş. Necra da Güladiye'ye söylemiş. Ertesi günde hanımefendi kaybolduktan sonra nerede bulunuyor? Nehrin kenarında. Tamam. Herkese ne söylenecek? İntihar etti denilecek. İşi ne bozdu? Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bu bir cinayettir raporu bozdu. Şimdi o gece kim biliyorsa bu hanımefendinin intihar edeceğim dediğini, bu hanımefendiyi öldüren kişilerden biri de o. Bana bir tuzak bu. Çarşamba gün Ali Demir dedi ki hemen söyleyelim dedi. Tuzuklu da gidelim diye. He dedim, o hakikaten tuzak oldu, anlaşıldı. Pardon, ne dediniz Ali Bey siz? Ben savcıda görev davet edeceğimi söyledim sadece. Yalnız bu arada bana da gelen haberlerde Necla hep jandarma bizi tutuklayacak deyip ağlıyormuşsun arkada. Sen neden korktun? Ben korktuğum bir şey yok. Niye o zaman ağladın? Üstüme gelirler diye. Ya onların üzerine gelince jandarma seni tutuklamaz. Yani jandarmanın seni tutuklaması için, o korkun için başka bir şey olması lazım. Yok, yok benim şey korktuğum bir şey yok. Jandarma gelecek diye ağlarım. İsterse şimdi gelsin, şimdi götürsün. Elimde telefon kayıtları var. Sabah 9'u 3 geçe Büşra'yı aramışsın. Kayınvalidenin kaybolduğu gün, öğleden sonra kaybolduğunu hep siz söylüyordunuz. Ama Hidayet dedi ki biz kahvaltıdan sonra duyduk. Zaten tarlaya da gitmedikleri için. Daha sonra da babam evden çıktı dedi. Abdullah da dedi ki Ali Akyol saat 10'da geldi tarlaya. Yani orada yoktu dedi. Benim bu işlerden bir ilakem yok. Hiç. Akşama kadar ben bu çocuğumun hiçbir lafını duymadım. Ne telefonunu duydum, ne bir şeysini duydum. Şimdi bir 19.50'de Güladiye'nin telefonu aranıyor. Yani aslında Güladiye'nin telefonu aranırken konuşulan Muhammed. Evet. Sizin söylemenize göre. Sonra 20.27'de tekrar aramışsınız. Evde gerçekten çok ciddi bir şey olmalı ki iki kere arıyorsun oğlunu, diyorsun ki ne oldu? Telefon kapalı, telefonu açmıyorlar. Gökdüleği diye telefonları kapatmışlardı. Necmi Hanım'ın gelinini aramışsınız. Git bak diye. Burada ne oldu ki iki gelin ya, ya da sen? Hani niye kayınvalideni burada merak ediyorsun, ne oldu diye? Necla 22.43'te eşiyle konuşuyor. 400 saniye. Herhalde bu kavgayı dövüşe anlatıyorsun değil mi Necla? Bilmem. Çünkü o zaman konuşuyorsun, bilmemi etmemi o işte yani. Şurası enteresan geldi bana. 00.15, 16, 19 ve yine 19'da. Güladiye ile mesajlaşmışsın. Gece saat 12'den sonra bu mesajlaşma niye? Uyudun mu, ne yapayım falan diye yazmıştı. Ama yaklaşık bir aylık telefon görüşmesi içinde hiç sana uyudun mu diye yazmamış. Yani bu geceye özel mesajlar bunlar. Kızım bir şey biliyorsan söyle ya. Vallahi bir şey bilmiyorum ya. Ya babam yaptı, ya anam yaptı, ya dedem yaptı. Bir şey biliyorsan söyle. Bilmiyorum ki kim yaptı baba ya. Aslında her şey o kadar açık ve net ki başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Şu an okey'e dönüyoruz yani. Sana kim dedi intihar edecek diye? Necla. Necla'ya kim söyledi? Arif söyledi. Arif söyledi. Sen de intihar ettiğini düşünüyordun. Evet. Ama şimdi öğrendin ki kadın intihar etmemiş. Bu kadın da cesedi orada bulununca ne düşündürüyor bu sana? Demek ki bunu fırsat olarak kullanmış diye düşünebiliyorum. Kim intihar edeceği yeri konuştuysa cinayeti işleyen ve cinayet bu alında bu cesedi oraya götürün diyen de o. 12.32'de Güladiye ile telefonda konuşuyorsun. Sonra hani siz diyorsunuz ki oraya mı gitmiş, buraya mı gitmiş? Hayır, hiç öyle şeyler yok. 14.20'de Arif, 24'te İsa, 28'de yine Arif, 47'de Ali, 17.47'de bir de Güladiye ile konuşuyorsun. Bak bu arada hiç Güladiye yok. Ben aradım, sen aradın mı, bahçeye baktım da bilmem ne, hiç onlar yok. 20.22'den 1'e kadar hep aynı kişiyle mesajlaşıyorsun. İnsanlar sabah kalkıyorsun ararken tekrar onunla mesajlaşmaya başlıyorsun. Ben eve gelince zaten gelmedi diye tekrar tarlalara gittikten sonra Necla'yı aradım geri. Tarlalarda yok diye. Ama 12.32'den 17.47'ye kadar 5 saat sonra. Ben tarlada çuvalları bulan yani bir zaman sonra buldum. Ama işte ikindi vakitleri falandı. Tamam o zaman, ama o zaman işte aradım, tamam, aradım o zaman Necla'nın babamı öğleden sonra aradım.
Sonra bana Gülhadi aradı, burada bunu buldum dedikten sonra da bir daha aradım. Meğerse kaybolmamış, telaşlanmayın dediğim falan telefon konuşmaları da yok. Yani Ali abi o zaman da işte senin de hani 9'da öğrenip 10'da tarlaya gelmende acaba Necla'ya yardım mı ettin? Hayır. Öğlene kadar bunları aradım saate kadar ben ufak bir kelimesini duymadım. Peki bu nasıl biliyor o zaman? Eşi şöhretle biliyor i̇şte, kahvaltıdan sonra kaybolduğunu. Ben de çözüm yapamadım burası işte. Zaten telefon kardeşime gelmişti. Kardeşim konuştu. Ondan sonra babam bir yarım saatinde kayboldu, geri geldi. Tarlaya gittiler. Kardeşim konuştuktan sonra baban da telefonu aldı mı eline? Almadı. Kardeşim de konuştu. Eşin mi söyledi Fatma kayboldu diye size? Evet. Fatma yengem kaybolmuş dedi. Ben bir amcamgile bakacağım dedi. Oralarda mı dedi. Bana da söyledin. Ben duydum. Haberin var mı bunda? Var. Allah ıslah etsin sen. Yani Necla sen söyleyeceksin ya. Bunu yani. Senin gece 2'ye kadar da mesajlaştığın sabah uyandığında attığında bu Kani. Evet. Kani köye geldi mi gelmedi mi? Gelmedi. Ben cenazeyi görmedim. Cenaze olsa muhakkak görürüm. Niye cenazeye gelmedi? Halası değil mi onda? Bana geliyor musun gelmiyor musun diye bir mesaj atmadım zaten. Aa, bütün gün konuşuyorsun geleceğim mi gelmeyeceğim mi diye mesaj atılmaz mı? Bana ne? Ha? Onun sorunu gelir gelmesi. Ya Kani senin halanın oğlu değil mi? Evet. E tamam aynı şekilde o zaman sen ne kadar yakınsan kayınvalidene o da aynı şekilde yakın değil mi? Evet. Tamam, cenazeye gelmesi gerekmez mi? Yengesiyle annesi gelmiş, o gelmedi. Kızım bir şey bileyim size söylüyor ama... Yemin ederim, bilmiyorum ya. Şu buvanın sana helal etmem, ona bir etsin ha. Tamam, bir suçun varsa etme, beni de görme. Yemin ederim, bilmiyorum buva ya. Gerçek diyeyim, bilmiyorum. Bu kadar pisliği yaptın yani, bilmiyorsun ben. Hiç sorma, yani, pes yani. Saat bu kadar pisliği yaptın kızım. Kocağına mesajlasın, yani, hadi neyse. Yani işine de saat işte aradığında... falan herhalde tarlada ben bakıp yani. Görebiliyorum hem diyor. Hem de o kadar da... Allah abi sen de o kadar şey yapma, annene döven de sensin. Tokat atmadın mı annene? Hadını söyle. Attım. O kadar ben de anneni koruyordun, ediyordun da. Niye o cenazeniz gidip de şey yapmadı? Annem koruma anlamına gelmez ki. Tamam da ben de anneni o kadar seviyorum şeydi. O ben çocukken olan bir şey. Tamam onu fark sen etme. Sen gördün mü? Görmedim. Dedin o zamanı. Dedim ben kendim yaptım şeyi. O zaman ben de diyorum ki niye cenaze günü polisi şeyi çağırmadınız, incelemediniz? İnşaata gittik. Sizin yüzünüzden intihar dediniz, ben de yolda intihar olarak öğrendim. Neyi çağıracağım ben? Odayı zaten temizlemişler. Bir şey söyledin mi sen? Evde arasan olacak. Evet Ali mikrofona söylesene. Ali bak bana bir şey anlatmıştın. Seni çağırırken kim nasıl dedi sana onu da söyler misin? Neyi çağırdın ablacığım? Hani yok iki silah sesi falan bir şey anlatmıştın. Amcam yanındayız zaten. Yolda ben de direksiyondayım zaten. Telefon ettiğinde geleni. Dedi ki baba Fatma yengem ırmağına gitmiş. Taşına çıkmış iki silah atmış. Ondan sonra kendini ırmağa atmış dedi. Allah. Yani, hatta ırmağına deriye atmış dedi. Ha, kim söyledi bunu? Onu amcamın gelini söyledi. Yani adı ne? Bahar. Bahar söyledi. Evet. İlan etmiş yani değil mi? Bahar'a kim söylemiş? Efendim benim yine söylüyorum. Bu cinayeti anlayamadım. Birkaç tane şey var. Hani artık anladım da. Yani. Ne diyeyim? Yani kafada netleştiremediğimiz için ifade edemiyoruz. Yani kafamda da netleştirdim ama neyse yani. İfade edemiyoruz. Birkaç tane şey var. Evet. Siz daha buraya ilk geldiğinizde size onu sormuştum. Yani kim bu hanımefendinin intihar ettiğini düşünebilir ki? Çünkü gittiniz oraya, ip yok, ne bileyim bir kan yok, bir ilaç şeyi yok yanında, hiçbir şey yok. Bu hanımefendinin intihar ettiği nasıl akla gelebilirin hiçbir cevabı yoktu. Ta ki Namık Bey'in açıklamasına kadar. Yani Allah razı olsun. Namık Bey dedi ki gece Necla'ya kocası annem intihar edecek demiş. Tamam. Necla'ya kocası annem intihar edecek diyor. Necla da bunu Gülhadi'ye söylüyor. Şimdi dördü biliyorlar değil mi? Yani üçü biliyorlar. Arif, Necla, Gülhadi'ye biliyorlar. Sonra hanımefendi bir saatten sonra artık o saat de muallak. Çünkü Ali Bey'in oğlunun sözleri telefon kaydında doğrulandı. Sabah aramıştı Necla babamı diye. Bakın orayı da geçiyorum. Bir saatten sonra bu hanımefendiyi aramaya başladınız. Niye tarlalar, oralar, buralar falan bakılıyor da... ...madem gideceğim kendimi nehre atacağım demiş... ...niye bu mevzu konuşulmuyor? Şimdi anlatmadı mı burada Gülhadi'ye? Köylüler geldi, ben onlara yok fener verdim, fenerle aradılar. Orada ışık mışık yok orası... Şey değil yani New York sokaklarında aramıyorlar. Tarlada, bağda, bahçede arıyorlar. Fenerlerle, şunlarla. Domuz var. Etrafta yabani hayvan var falan filan. Şimdi niye tarlada, bağda o insanlar arıyorlar da Allah rızası için
Şu ekranda görülen iki hanımefendiden bir tanesi gelenlere, biliyor musunuz ya, akşam da Arif ve böyle söylemişti. Acaba o nehir kenarına mı baksak demiyor. Bir saat demiyor, iki saat demiyor, üç saat, dört saat, beş saat, altı saat, yedi saat. Beşten itibaren hanımefendi aranıyor. Gece saat 24'te güya tesadüfen orada incir toplamaya giden Gülade'nin babası buluyor onu orada. Abi gece incir nasıl toplanıyor onu anlamıyorum. Gece 24'te. Gece de toplamamış. Ben orada topluyordum. Orada izler gördüm. Gelin gidelim o ize bakalım. Bu bana hiç inandırıcı gelmiyor. Onu da söyleyeyim de. Gelmiyor gece, yani. Gece 24'te bulunuyor cenaze. Yok, burada şunu değil. Düşünüyorum. Gülade'ye hani gidelim. Senden dolayı, seninle kavgasından dolayı intihar edeceğini düşündün de sonunda dayanamadın, bunu babana söyledin. Baban sonra hani ben de orada iz gördüm falan diye mi bunu açıkladı? Hayır. Hayır. Öyle bir şey demedim babama. Hı? Hayır, öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Baban da 2,5 saatlik mesafedeki yerde ben bir incir toplarken iz görmüştüm. Gelin gidelim orayı arayalım dedi. Orası da ne tesadüftür ki bir gece evvel hanımefendinin ben gidip kendimi atacağım dediği yer. Değil mi? Tesadüf yani. Hı? Bilemem. Bilecek bilmeyecek bir şey yok. Hani olanı söylüyorum yani, demek ki bu bir tesadüf. Abla orada iz görme olayı... Yani ben açıkçası sizin herkesi de yani beni de akrabaları onu da bunu da... Yani çatlatana kadar bildiğinizi söylemeyeceğinizde son derece eminim. Neden eminim? Çünkü saat 5'ten sonra bütün köy ararken rahmetliyi, oraya gidin bakın demiyorsunuz ya siz ikiniz. Siz hiçbir şey söylemezsiniz. Bak çok açık söylüyorum. Ve Allah, bunu da vallahi söyleyeceğim. Hani oğlum yok, kardeşlerim var. Allah böyle gelin vermesin bana. Çünkü Ahmet. Neden? Orada bu kadar domuzdan korkuyorsunuz, ondan bundan korkuyorsunuz. O hanımefendi gece 12'ye kadar orada duruyor. Yani ya yiyebilirdi onu domuzlar, parçalayabilirdi ya da başka hayvanlar. Nasıl insanın içine el verir? Şimdi siz öldürüldüğünü falan bilmiyorsunuz. Hayır. Şimdi siz öldürüldüğünü bilmiyorsunuz, cinayete bilmiyorsunuz. Hanımefendi de yok, bir gece evvel de oraya gideceğim, kendimi atacağım demiş. Ya Allah aşkına 1 milyon kişiye soralım. Ne yapar bunun karşılığında? Eğer öldürüldüğünü bilmiyorsanız... Ben zaten intihar eder diye korktum. Korktuğum için söylemedim. Yani söyleyemedim. Gerçekten intihar etmiştir diye korktum. Belki kurtarırsınız. Belki gidersiniz, kurtarırsınız. Ne kadar erken... İntihar edecek olan kişi ta oraya gitmesine de gerek yok. Bunu da düşündüm. Hı. Tamam, sen öyle düşündün. Necla sen? Ben de akıl etmemişim. Ha? Akıl etmedim de söyleme. Akıl etmedi. Hayır, niye akıl etmiyorsun? Hanımefendi yok. E sen de biliyorsun ki intihar edeceğim nehirde demiş. Yani niye akıl etmiyorsun? Niye oraya gidin bakın demiyorsun insanlara? Ya şu geniş bir yönetmenim gösterir mi? Az sonra size izlemiştik ama bakın izleteceğim. Burası öyle ucu bucağı olmayan bir yer. Yani koca tarlalarda, bağlarda arıyorsunuz. 2,5 saatlik mesafe ya. Hiç üzülmediniz mi orada arayanlara? Bunlar da burada boş boş dolaşıyor diye. Yani insan eğer öldüğünü bilmezse, bak yine söylüyorum. Orada ölü olduğunu bilmezse bunu söyler mi söylemez mi? Allah için soruyorum ben insanlara. Evet. Cevap yok. Yani... Öldüyse tamam, söylemeye gerek yok ama canlı olduğunu biliyorsanız nasıl söylemez insan arayana? İnsan en ufak bir ihtimali değerlendirir canlı olduğu bilindiğinde. En ufak bir ihtimali. Bırakın onu, canlı olmadığı bilindiği halde maktulenin oğluna kalkıp da hayali olarak evet anneni burada gördüm diye... Yapılan konuşmanın izahı nasıl yapılır? Şimdi ona daha gelmedik. Gelelim bana. Biz biliyoruz, izleyicilerimiz bilmiyorlar. Tamam. Ama bunu anlamak mümkün değil yani. Ya ben size sorayım yani, bu akıl edilmeyecek bir şey mi? İnsanın aklına gelmeyecek bir şey mi? Ali Bey, Namık Bey, hani sizin yani yeğeniniz şey. Bu evet. Söylenmez mi? Adam Allah aslında, aslında ilgi veriyorum artık. Söylemesi lazım aslında, ne bileyim. Söylemesi lazım.
Söylemesi lazım. Söyleselerdi daha iyi olurdu. Yani erken bulunurdu. İlk akla gelen şey oydu. İlk akla gelen şey oydu aslında ama niye öyle oluyor anlamıyorum ben de ya. Ama çok enteresan. Kimsenin aklına gelmiyor, onlar biliyor. Cenaze bulunduktan sonra bir intihardır dönüyor. Aynen öyle abla. Hani o zamana kadar söylenmiyor gidilip oraya bakılsın. Sonra bulunduktan sonra da iş intihardır'a dönüyor. Evet. Kimse de demiyor ki sonra. Kadın neyle intihar edecek kardeşim yani? İntihar şeyi ne burada yani? Ne var burada intiharla alakalı? Hayır bir de orada intihar denize, ırmağa, nehire atlamadığına göre... Orada sağlam yerde görülüyor. Nehirin içinden mi çıkarılıyor? Yok. Suyun, bir de atılacak falan da bir şey yok ki. Ha, atılacak falan da yok. Suyun içinde. Suyun içinde. Aa, yani kadar bir su var. Buraya kadar suyun içinde. Ha, evet. Suyun içinde, yüzüm kapak. Bu olmamış ki zaten. Su yutsa şişme olurdu. Hiçbir şey yok. Ben merak ediyorum. Neden kimseye bu intihar mevzusu söylenmedi de... Sonra ölüsü bulunduktan sonra intihar diye konuşuldu. Evet. Devamını izleyelim. Sonra işte Rahmi Bey'in şimdi dediği yere de geliyorum. Fatma yengem ırmağına gitmiş. Taşına çıkmış. İki el silah atmış. Ondan sonra kendine ırmağı atmış dedi. Yani hatta ırmağı deri yapmış dedi. Ha, kim söyledi bunu? Onu amcamın gelini söyledi. Yani adı ne? Bahar. Bahar söyledi. Evet. İlan etmiş yani değil mi? Bahar'a kim söylemiş bunu? Çok özür diliyorum. Şurada da şunu da söylemem lazım. Aslında onun için kesmiştim. Dün arkadaşlarımız o Gülbahar Hanım'la konuştular. Dedi ki vallahi hiç beni katmasın Ali işin içine. Dönsün karısına sorsun. Yalan da atmasın. Ben ona hiç öyle şeyler söylemedim. Bana deme zaten. Amcama dedi telefonda. Ben telefonum duydum. Tamam amcana sana bak ben hiç öyle bir şey söylemedim. Söyledi abla. Ali eğer bu yalanları söylüyorsa dönsün hatta karısına bak, sorsun. Aynı hiç bizi de karıştırmasın. Aynı arabadaydık. Dört kardeş aynı arabadaydık biz. Bir de amcam 5 kişiydik. Ben onun sana söylediğini söylüyorum. Ben elçiyim, elçiye zeval olmaz yani. Devam edin. Kim söyledi bunu? Onu amcamın gelini söyledi. Yani adı ne? Bahar. Bahar söyledi. Evet. İlan etmiş yani değil mi? Bahar'a kim söylemiş bunu? Onu bilmiyorum. Tövbe estağfurullah. Benim bildiğim bir şey yok. Ben kimseye de götürmedim. Bir şey de bilmiyorum. Yaptığım bir şey de. Nasıl oldu peki? Hem sana söylüyor kocan orada intihar edecek diye de sonra nasıl orada kadın ölü bulunacak? Kim bilecek bunu? Evet. Kaynanam kendisi yapmış da olabilir. Nasıl? Neyi yapmış olacak kaynana? İntihar etmiş de olabilir. Başkası yapmış cinayet da olabilir. Cinayet ya kızım nasıl intihar? Yok nasıl intihar çıkacak? Necla sen de iyice çocuk gibi saçmalıyorsun. Bir senede mesajlaşma yok diyorsun. Cenaze haftası. Ağlama 5 işte. Saat. Nerede? Kayıp haberinde. Nerede öyle? Bildiğin ya halde onunla mı çalışıyorsun ayın 28'ine kadar? Hala bilmiyorum diyorsun ya. Ayıp, ayıp. Ben mesaj atmadım, o atmıştı. Sen atmazsan o cevap vermezse 5 saat sürmez. Kusura evet, bakma. Aynen öyle. Benim bir de şöyle sana şöyle söyleyeyim Necla. Bak şimdi ayın 22'sinde 20-22'de başlıyorsun. Ay. Sonra 21-52 maşallah, belki şurada 49'da 52 arası 10 dakika bir çocuğu falan mı emzirdin bilmiyorum ki. 53, sonra 22.08, 22.10, 22.11, 22.13, 22.35. Buradan da tabii karşıdan da cevaplar geliyor tabii. Tabii canım. 22.35, 22.37, 22.40, 22.45, 23.09, 23.39. Bir burada bir 20 dakika şey var. Belki hani bulundu. 00.02. Daha sonra 00.07, 00.07, 00.51. Burada bitiyor. Sonra sabah 11'de tekrar kâniyle başlıyor. Peki... Akşam 8'den gece saat 1'e kadar ya insan bir kere de merak edip 6 ya saat orada çıktı mı? Burada bulundu mu? Siz arıyorsunuz. İnsan ne bileyim bir kaynını, kocasını, babasını, anasını bir kişiyi merak edip de aramaz. Abla ben de aradım. Var ya orada mesaj. Yok hiç yok. Sadece kâni. Ben yengem aradım bulundu mu? Neredesin ne yaptınız diye. Aramamışsın kızım aramamışsın. Abla ya, ben bize aradığın her şey orada çıkıyor. Abla çıksın tamam ama yaptığım bir şey yok diyeyim, bildiğim bir şey yok. Niye merak etmedin o zaman kayınvalidem nerede diye? Hmm. Millete paramya çıkmıştı zaten eninde sonunda bulunacaktı. Ya kayınvalidenin kaybolduğu gün 6 saat mesajla uğraşıyorsun da. Yani bir arayıp da ya bir haber var mı? Bulundum edildi mi ne yapıldı diye. Gültane'yi aradın. Buraya aşağı geldi mi gelmedi mi? Aramamışsın işte. Gündüz mü aradın gece mi onu söyle. Gündüz aradın. Biz 8'den sonrasını merak ediyoruz zaten. 8'den sonra arama yok. Kâniyle meşasın kadar. Kayınvalidini merak etmedin mi? Ettim diyorum ya. Çok ettim. Niye aramadın ya kızım? 8'den sonrası akşam 8'den sonra kimse aramamışsın. Yalan konuşma. Döküman var. O zaman kâniyle konuştun aynı lafı. Benim bildiğim bir şey yok abla.
Gerçek duyun bildiğin seni bil yoksa kânin vardır. Kânin hesabı çekilir. Tamam arayı da sorun o zaman. Sorun ha. Mesela Gülade'ye dedin mi? Yenge söyledi ya akşam Arif. Niye biz söylemiyoruz millet oraya baksın? Niye demiyorsun? Ben de eski evlere baktım. Tama baktım. Samanlığına baktım. Niye bakıyorsun başka yerlere hayatım? Kızım demiş ya akşam. Ne zaman baktın ya? Zaten mesaj çekiyorsun orada hep. Eski evime gitmediğini geçen hafta söyledi. Şimdi gittin dedin. Bir çelik daha çıktı ortaya bak. Kılıkta fasulye toplu serinliğinde diyen sensin. Saat 3'te Arif'e. Sadece o mu var Gürük'te? Başkası da vardır. Bizim tarlada kim oldu başka? Ne tarlaya yakın başka kimse yok mu? Bizim tarla diyorsun. Bak ondan da gözüküyor doğru söylüyorsun. Bir dakika Arif'e mi söylemiş? Evet. Ne demiş? Necla'yı aradım. Anneme sordum. Annem de Gürük'te senin yanında fasulye topluyormuş diyor. Bak ne böyle baktı gözlü diyor. Ne diyor? Öyle mi dedi? Ön aşağısına baktım fasulyede. Yoktu orada. Kırıkta görüyorum. Ama öyle bir şey dedim mi demedim burayı hatırlamadım. Demin gördüm dedin. Evet öyle diyor. Kırıkta demin gördüm. Demin dedin ki gördüm benzetmiş. Ben de diyorum ki. Sadece o değildir ya. Tarlanın yakındaki karlar da vardı diyorum ben. Kızım, bir dakika. Kırlıkta gördüm dediğini demin kabul ettin. Şimdi dediysem de benzetmişimdir demiştim de. Kimi benzetti? Kaynanam herkes benzetti ya ben de benzetmişimdir o zaman. Nereden baktın da kırıkta gördün onu? Pencereden mi baktın gördün? Ya bundan kırık mı diyoruz, Atife mi diyoruz? Bak bundan aşağı baktım, yukarıdan bakalım dedin. Neresi orası? Kırık. Kırık işte Selen'in yanı. Orada gördün. Evet. Ya diyorum ya tarlanın yanında başkalarının tarlası da var. Ya odur ya başkasıdır. O zaman niye kocana gördüm diyorsun hiç o zaman sorma. Görmedim diyeceksin. Arif telefon attığımızdaymış. Kardeşine sen sorar mısın o kırık meselesini? Arif. Necla kendini izliyorsun. Nasıl buluyorsun açıklamalarını? Ne bileyim. Hı? Efendim? Yani açıklamalarını nasıl değerlendiriyorsun sen şimdi? Bunları konuşuyorsun. Şimdi bir de izledin ya dışarıdan. Nasıl değerlendiriyorsun? Ya abla da o zamanki şey aslında yok ki. Demişimdir olabilir, dememişimdir. Bakın geçen gün size anlattım yine hani beyinle ilgili. Beyin önemli bir olayda, bir kazada, bir belada, bir kayıpta ne yapıyor? Her şeyi çok daha fazla kaydediyor. Yani şu an mesela bir şeyleri kaydediyor beyin ama o zaman kaydettiğini bize daha da iyi hatırlatıyor. Her şeyi daha detaylı görüyor. Çünkü panik halindeyiz. Kim var, kim yok, ne oldu, ne bitti, ne ses duydum. Yani senin o günü unutman, senin o günü atlaman mümkün değil. Senin de senin de. Müge abla bak ben bunu kendi aramızda konuşuyorum. Necla bu niye gitmiştir? Bu nasıl gider? Bizi nasıl bu şekilde, bize bunu hallere nasıl sokar bu? Diye sorduğum zaman bana dedi ki senin söylediklerin zoruna gitmiştir. Onun için gitmiştir diye bana söylüyor. Ben o zaman daha artık bir şey diyemeyeyim. Artık tamam suçumu kabul edeyim o zaman. Daha susayım artık. Yani Necla sana diyor ki senden dolayı intihar etmiştir. Hep evet, bu zamana kadar hep sana öyle mi söyledi? Senin söylediklerin zoruna gitmiştir. Bu yüzden gitmiştir diyor bana. Hı. Ben kesin demedim. Gitmiştir falan dedi. Acaba olabilir mi? Her olamaz mı diye. Ben suçlu olduğum için, hani kavga eden ben olduğum için benim söylediklerim zoruna gitmiş oluyor. Senin söylediklerinden dolayı gitmiştir diyor bana. Diyor. Hatta sen de dedin ki o yüzden ben o Necla'ya hani ahıra bile git inek sağ bile demedim. Aynen öyle. Neden? Yani inek sağ dersem hani etrafa böyle yayar diye mi? Yani öyle bir şey de yapmam demiş olsa da. Güne gidip de yardımını ettim ben. Hayır. Tek başıma olmaların hep tek başıma zaten binde bir tane bir kere gitmişim tamam. Niye gitmiyorsun sen boyuna oturuyorsun hem biraz kilo da veriyorsun. Bir kere yalan söylemen gerek yok. Ne biliyorsan söyle. Ne biliyorsan söylüyorum zaten. Kusura bakma. Benim çocuğumu ayrı kullanayım, beni ayrı kullanayım, herkes ayrı kullanayım. Benim çektiğim ne burada? Benim günahım ne? Benim de günahım ne? O kadar hakları yiyeceğim mi? Ben biliyor musun? Kusura bakmayacağım. O kadar hakkı yedimdir cinayet işleyecek değilim ben. Hiç artık emin değilim bundan. Ben de senden emin değilim. Kusura bakma. Neyse sen anlat işte benim hakkımda benim bildiğim bir şey yok. Bildiğim bir şey olsa zaten anlatırım. Benim bu zamana kadar vicdan azabımdan kendi kendimi yaktım bitirdim zaten. Bu intihardır diye hiçbir konuda girmedim. Hep bu benim yüzümden gitmiştir diye korkumdan kimseye de böyle bir şey anlatmadım. Hatta her soranlara da şu sonuçlar çıksın. Cinayet mi intihar mı daha bilmiyoruz diye herkese de ben bunu da söyledim bu şekilde. Yani senin hep bu böyle boynu büküttüğün üzüntün hep bundandı. Evet. Ama şimdi cinayet oldu ortaya çıktı. Birisi şimdi boğulmuş. Şimdi rahatladım. Allah'ıma şükür şurada vicdanım rahat. Burada bu cinayetse bunu yapan çıkartılır.
Peki niye beni de çocuğumu da kullanıyorsun diyorsun Necra'ya? Hangi açıdan? Çocuğuma şuraya gitti dedirtiren şöyle bilmem ne evdeki o sonuçta. Çocuğa ne söylettiğini bilen o. 10 saniye. Bana bahsiye gitti, kurşunluğu toplamaya gitti diyor. O yalan çıkıyor. Eşine şurada gördüm evde diyor, yalan çıkıyor. Evde uyuma meselesi asıl çok enteresan. Şu arayı verelim mi? Arif telefon attığımızdaymış. Kardeşine sen sorar mısın o kırık meselesini? Arif, sen bana neden? Bakımdan baktığımda grupta gözüküyor diyen sendin. Evet, bakımdan baktım grupta gözüküyor dedi. Evet, aynısını dedi bana. Sen öyle bir şey söylemedim. He? Söylemedim. Söyle o zaman Arif. Hocam söyledi niye diyor. Niye yalan söylüyorsun? Hayır, sen Arif'le konuş işte. Hadi sen konuş bakalım Arif'le. Konuş, söylesene. Ben onunla konuşmuyor. Bu senin kocan telefondaki başka biri değil. Öyle bir şey demedim, eminim ben ya. Dememişim. Arif Bey, Necra diyor ki ben öyle bir şey söylemedim Arif'e diyor. Söyledi ablam, söyledi. Peki kendi balkondan bakıp görmüş mü Necla o kırığı? Görmüş. Arif ben sana öyle bir şey demedim. Nasıl görünüyorsa... Dedin. Hatırlamıyorum ki öyle bir şey dedim mi demedim mi diye. Ben şunu soruyorum. Bu kadın 6'dan itibaren yok mu kardeşim? 6 saat o dağda bayırda ararken ya bir Allah rızası için ikinizden biri şu arayanlara bu kadın kendini buraya atacaktı niye demez? Buraya geldiğinizden beri hala daha demin ne dedin? Kendisi gitmiştir orada intihar etmiştir demeyi akıl ediyorsun da. O gün aranırken niye demedin de kızım gidin de biraz da şuraya bakın diye. Bu ceset buradan gitsin de nereye giderse gitsin denmemiş. Madem orada intihar edecekti oraya bırakalım denmiş. Evet. Zaten, bırakılmamış yolun ortasına falan. Zaten öyle zaten. Belli oluyor zaten. Tamam, yani. İki etmeye gerek yok bu işe. Tamam o zaman ama kim biliyor işte orada intihar edeceğini. Senin sabahleyin 9'da kayınvalideyi merak etmenin sebebi ne? Kayınvalideyi 7.30'da Gülerciye'nin gördüğünü kabul edersek, 8'de de kahvaltı yapıp çıkmışsa, 9'da kayınvalideyi merak edip aramanın, sormanın mantıklı bir tarafı yok. Kaybol demenin hiç mantığı yok. İzah yok, olayın izahı yok be kardeşim. Bahçeye girdiğini gören bir çocuk daha var o Necmiye'nin yanındaki. Tayyip'i ben kendim de aradım, konuştum. Saat artık 8.30-9.30 o civarda Necmiye ile Tayyip hayvanları götürürken görüyorlar. O zaman eğer hanımefendi gerçekten o öteki tarlaya hani uzak tarlaya gittiyse o zaman işin içinde Gülhadiye var. Gülhadiye öyle gider. Neden susar? Öldüğünü bilse. Ya öyle mi yapılır? Kimi korumak için susar? Necla için susmaz. Gülhadiye sussa benim için susar, babam için susar. Ha, benim böyle bir şeyle zaten ilgim yok. Ben şuna da inanırım. Baban Gülhadiye, için susar Gülhadiye, ama değil mi? Gülhadiye bunu bilse gizleme şansı da yok. Ama baban için susar. Bence susar. Susamaz. Bilsin, susamaz. Ben Gülhadiye'nin bunu bilip de gizleyeceğine inanamıyorum. Bu da baba, bunu niye gizliyor zaman? Baba ipe gidiyor ya. Kendisi gidiyor ipe, bu da gidiyor ipe. Baba, baba zaten söylemiyor ki. Necla'nın eniştesi, Gülhadiye'nin dayısı. O da gördüğünü iddia ediyor. Bir de hiçbirine inanmıyorum. Şurayı bakın, bir arkadaşlar ayarlamışlar. Necla burada ne diyor? Bunu diyen Arife sensin, ben değilim. Kırık'ta fasulye toplu serinliğinde diyen sensin. Saat 3'te Arife. Sadece o mu var Kırık'ta? Başkası da vardır. Bizim tarzda kim oldu başka? Ya tarlaya yakın başka kimse yok mu? Bizim tarla diyorsun. Bak ondan da gözüküyor, doğru söylüyorsun. Başkası yok mudur orada diyorsun? He. Yani gördüğünü kabul ediyorsun. Ben Arif'e öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum hatta. Ama sana Ali işte sorduğunda ilk dedin ki orada başkası olamaz mı dedin. Az önce konuştuk. Şimdi hani Arif'e 3'te demiş diyorsunuz ya. Bu kayıtlarda var. 14.20'de. Yani 2.30'da. Doğrudur. Arif'le konuşmuşsun Necla. Hatta 4 dakika falan konuşmuşsun. Demek ki bu sana Arif'in annesini sorduğu zaman olmalı. Olabilir. Annem nerede dedi. Sen de dedin ki aslında bunu lafın arasında anlatmıştım bugüne kadar. Ben bir bağ bahçeye bakayım dedim diye değil mi? Hı. Sonra arada İsa ile bir konuşma var 14.24'te. İsa diyor ki beni neden aradığını ben hiç anlamıyorum. Hani Bayran değil, Seyran değil, Necla beni niye aradı bilmiyorum diyor. Yani 14.20'de Arif'le konuşup onu kapatır kapatmaz hemen İsa'yı aramışsın. İsa ile konuşmuşsun. İsa'dan hemen sonra da yine Arif'i aramışsın. Arif de diyor ki beni ilk aradığında ben konuştum. Sonra tekrar beni aradığında ben balkondan baktım. Karşıdaki tarlada anneni gördüm dedi bana diyor. Yani kırıktı değil mi?
Kırık ne? Kınık mı kırık mı diyorsunuz? Kırık abla, kırık. Kırık diyorsunuz. Yani o kırık denen tarla sizin balkondan gözüken tarla. Evet. Değil mi? Ama o bahçe değil, daha ilerideki. Yukarıda. Ha. Peki sen neden orada baktın da kayınvalideni gördüğünü söyledin eşine? Soru bu. Ya akşama kadar gelirdi sandık biz. Biz derken? Ya hepimiz yengemgille falan. Yani orada yengem şehir torbasını buldu falan ya. Vallahi yanına gitti sandı herhalde. Ondan sonra... Torbayı daha sonra bulunuyor. O torbanın bulunduğu tarla farklı tarla ama. Senin dediğin farklı tarla, onun dediği farklı tarla. Gülaydiye sen ekmek almaya gittik, hani geliyorsun ya ekmek yemeye. Evet. O sırada bulmuş muydun torbayı? Hayır. Bak şimdi orası da doğru değil arkadaşım. Çünkü yani burada gayet belli her şey. Gülaydiye 12.32'de konuşmuşsun Gülaydiye ile. Yani bu şu demek. Diyorsun ki kaçta giyiyorsun hani yemeği bilmiyorum da. Yemeğe kaçta geliyorsun? 12.30 falan tarladan geldim. Yemek yedik. Komşumu da aldım yanıma. Tarlada eve gelmeyince hem suyunu sen aldım. Ekmek almadan önce, yani ekmek almaya gelmeden önce, öğle yemeğinden önce evet. Necla ile konuştun mu hiç? Hatırlamayayım ki abla ya. Konuşmuşumdur belki de. Hatırlamıyorum. Hayır sen de oralarda baktın bak buralarda yok hani halam geldi mi gelmedi mi diye hiç şey yaptın mı? O sırada aramıyorlardı zaten. O sırada kadar bilmiyorlar ki. Bilmiyorum. Şimdi bak neden şimdi? 12.32'de Gülaydiye var. Hani böyle çok Gülaydiye ile merak edip de konuşma yok ki. Arif ile bir 14.20'de var. Bir de 14.28'de var. Arada da İsa ile konuşulmuş. Şimdi bu saatten sonra Gülaydiye ile bir daha 17.47'de konuşuyorsun. Yani hani geldi de gitti de bulduk da bulamadık da falan gibi bir mevzu yok bu arada. Başka telefon konuşmaları yok. Arif de diyor ki ben ilk aradığımda sordum anneme bu Arif'le konuşma. Sonra bana tekrar geri döndüğünde annen kırıktaki tarlada dedi. Şimdi diyorsun ki bunu açıklama olarak geri döner diye düşündüğümüz için. Yani Arif'e bu konuda yalan söylemeye gerek yok, yok ki. Efendim, çünkü gayet. Zaten eğer intihar ettiyse Gülaydiye bunu itiraf ediyor, kabul ediyor. Benden dolayı etmiştir diye düşündüm bunca zaman diyor. E konunun seninle de bir alakası olmadığına göre Arif'e görmediğin tarladaki annesini gördüm demenin anlamı ne olabilir? Onu kendi bile. Ne dersin? Abla öyle böyle de ama benim cinayetle ilgili bir hiç alakam yok ki. Kim yaptığını bile bilmiyorum ben. Ya kardeşim kim yaptığından vazgeçtik. Biz kimin yaptığıyla alakamız şu anda yani. Kaybolan kayınvaliden kayıpken ne olduğunu diyelim ki ölmüş mü, intihar mı etmiş, keyfe mi gitmiş, birine mi gitmiş. Ne olursa olsun bilmiyorsun. Ama ortada yok. Sana da oğlu soruyor senin eşin. Annemden haber var mı? Bir dakika diyorsun bakayım, bakıyorsun balkondan, ha tarlada, şu anda tarlada görüyorum. Halbuki kadın o anda ruhunu teslim etmiş. Ne bileyim nerede? E peki ortada yokken ölmüş bir hanım için hangi düşünceyle kalkıp da balkondan bakıp evet evet merak etme annem burada dersin? Merak yani mantıklı bir kadınsın ben sana soruyorum. Merak bunu... etmesin diye demişimdir. Ha? Merak etmesin diye demişimdir. Görmedim, ya merak etme demedin de tamam burada dedin. Burada dedin. Burada olmayan birini burada dedin. Hadi merak kelimesini çıkardık. Yani bunu Gülaydiye yapmış olsa, Gülaydiye'ye sorsalar o da dese ki bir dakika bakayım balkondan senin kayınvaliden için. Evet burada dese. Sen Gülaydiye hakkında ne düşünürsün Necla? Her şeyi düşünmez tamam doğrudur. Ha? Ama ben bir şey yapmadım. Ya ben sana yaptın demiyorum. Ne düşünürsün Gülaydiye böyle bir cevap verse? Sen Gülaydiye hakkında ne düşünürsün? Onun düşündüğünü düşünürüm tabii. Benim düşündüğüm. Nedir yani? Demek ki bir şey gizleniyor. İşte ben de bir şey gizlemeyeyim diyorum. Ya gizlemiyorum. Daha nasıl gizlemiyorsun işte? Bu konuşuyoruz diyorsun ki evet ben de sana hak veriyorum diyorsun.
Gizlemediğin bir şey var mı? Yalan beyanda bulunuyorsun. Her şey yalan. Yani şu anda şey burada yalan. Olmayan, şimdi bir, yani burada olmayan bir arkadaşımızdan sana bahsediyoruz, sen soruyoruz, sen diyorsun ki evet burada. Halbuki adam burada değil. Evet. E bu ne demek? O adamın orada kayıp olduğunu, ortadan yok olduğunu oğlundan hem de gizliyorsun. Yani ortadan kayıp olanın da oğlu telefon ediyor, soruyor sana. Senin de kocan. E merhamet et ya. Yani bunun başkanı nasıl bir izahı olur Necla Hanım? Dün aldı, odada seninle baş başa konuştuk. Oralara geleceğiz. Gel bir şey konuşmuyorum. Yani sen şimdi kalkıp da bu cevabı ver diyorum. Haklısın diyorsun. E haklıysan o zaman ne düşünülür senin hakkında Necla abla? Ne düşünülür? Burada baban oturuyor, amcan oturuyor, bütün köyler oturuyor. Ben amcana babana da sorsam. Böyle bir durumda Ali Bey sen ne düşünürsün kardeşim? Böyle bir şeyler öldürdük, şey dedik, attık diyor. Başka bir sıkıntı yok. Yani ama burada olmayan birini burada derse birisi evet, ne öyle, düşünürsün? Evet öyle düşünüyorum da. Namık Bey başka bir şey düşünebilir misin? Yalan belli zaten. Yani iki defa, evet. İki defa, iki dört kardeşim. Bunun başka izahı yok. Evet, sen bir yalan. Merhamet et ya. Dünden beri dilimizde tüy bitti. 10 günden beri dilimizde tüy bitti. Sana durmadan sorular soruyoruz. Sen hep bir tek şey daha bir şey soruyu sormadan hayır ben yapmadım. Ya daha sana yaptın demeden sorunun ne geleceğini bilmeden gene yapmadığını kafanın içerisine yerleştirmişsin cevap olarak. Yani yapmadın demek de bu işten sıyrılınmaz Necla Hanım. Bir de Güladi'ye söylese anlayacağım. Senin konuyla hani anlatılana göre senin konuyla ilgin yok ki. Yani madem bir de şöyle bir şey de söylüyorsun. Eğer sen Arif'e anlatmasan mesela Güladi'ye ile kavgasını gene kocanı anlatan sensin. Yani yine kocanı alevlendiren bir gece önce sensin. Ya olur gelin kaynan arasında yok bir problem desen belki Arif de bu kadar o gece aramayacak. Evet. Hem bu kavgayı anlatıyorsun Güladiye'yle. Yani demek ki Güladiye'yle kavga etmesi seni çok rahatsız etmiyor. Hani onu korumak için olsa. Ya sadece tartıştılar dedim. Ondan sonra zaten yengeme sormuş arayıp da. Ben hep komple anlatmadım. Tartıştılar dedim sadece. Bir bayağı bir konuşmuşsunuz. Güzel, neyse ama değil, hayır ertesi ya. Gün. Arif hırslı günerli ben de eğer intihar ettiyse de Güladiye'den dolayı etti. Yani seni bağlayan bir şey yok bu konuda. Niye Arif'e söylemiyorsun ya? Arif yani yok kardeşim işte hani geldi, sabah da gitti. Hani kavgayı anlatana kadar gitti, baktık, bahçede de yok. İşte öğle yemeğine geldi, Güladiye yokmuş. Niye karşı tarlada gördüm diyorsun çocuğum yani? Ne düşündün de söyledin? Neyi kimi korumak için söyledin? Hiç kimseye korumak için söylemedim ben onu. Az önce dediğin şeyi de ben buldum, amcam aradım. Bilbar onu dedi. Dediğini söylüyor. Kendinden konuştum. Ses kaydı da burada var. Silahla ateş ettiğini söyleyen Necla. Taştan şey attığını söyleyen de Güladiye. Yani bizim odan Bahar Gül'ü evlerine. Tekrar geldiğinde ne olmuş diyor cenaze öğreniyorlar. Sorduğunda diyor ki Necla, halam kendini vurmuş, öldürmüş. Bak Kadri öyle bir şey demedi. Güladiye diyor ki taştan şey altına atmış diyor. Bunu ona iki söylüyor Bahar'a. Öyle ama mi? Ama ayrı söylüyorlar. Yani Bahar cenaze bulunduktan sonra eve geliyor. Ne olmuş diyor. Necla evet. Da ne diyor? Silahla ateş etmiş. Evet. Ses kaydı şu anda burada. Ben amcamı aradım. Onu oraya da çekebilirler. Onlar ben yani çekemeyim. Bana işin ciddiyetine bakalım biz. Onlara... Çünkü inkar etmiş dedim. Ben seni oraya çekeyim. Oraya çekeyim. Dedin mi Necla abi? Hayır Katya öyle bir şey demedi. Kızım inkar etmeyin. Kurtuluşuz yok. Asla yok. Bu sene uzadıkça ben bırakacak da değilim. Herkesin milyonların önünde söyleyeyim. Tamam abla erkek tamam gibi söyleyeyim. Git peşine zaten git. O yüzden de benim ama çelişki vardı. E tamam işte. Güladiye kavga ediyor. Arif'le konuşuyor. Arif'in ağzı da biraz püsür olduğu için ben iyi tanıyorum kardeşimi. Ben sadece sonuçta o yüzden bekliyordum zaten. Sonuçta çıkmasa o yüzden bekliyordum. İntiharsa zaten ben Güladiye için söylemiştim. Arif'le ikisi yaptım. Ben bu kelimeyi de ama kullanıyordum. Ne ben, anlamadım ben. Yani intihar olsaydı ben Güladiye ile Arif'i yakıyordum zaten. Direkt onu elle veriyordum. Çünkü Güladiye kavga ediyor. Eşimse eşim. Fark etmez. Arif de aradığı için ağzı biraz bozuk. Belki ters davrandı diye düşünerek ikisini suçladım ben hep. İntiharsa diye. Bayağı kavgalıkta nasıl zaten. Yani sizin ikinizin yüzünden annem evet. İntihar etti diyecektim diyor. Evet. Zaten tamam. Öyle dedim. Yakacağım sizi zaten dedim. İntiharsa. Sonuçta bekliyordum zaten. Tamam ama şimdi işte o gün daha eğer hani kimse bilmiyorsa orada mı burada mı işte hani hayvanda mı değil mi? Tarlada mı bilmiyor. Arif de arıyor. Yani sen de niye? Çünkü bak iki kere aramış. 8 dakika arayla aramış. Bir konuşmuşsun.
demek ki bakayım Arif'in demesine göre bir bakayım etrafa konuşması bu. 8 dakika sonra tekrar konuştuğunda, çünkü arada İsa ile konuşulmuş. Bir de şey, telefon yani biri açılıyor biri kapanıyor. Mesela Arif sana annesini soruyor. Sen Arif'i kapatır kapatmaz niye İsa ile konuşuyorsun? Şimdi Arif önce sana bir şey sormuş. Sonra İsa, hani İsa senin konuştuğun birisi değil sürekli. Ha neden de İsa ya? Bir de dün ne dedi sana İsa telefonu? Çok iyi hatırlıyorum. Dün kendisi dedi ya, Akif'i sormak için. Madem Akif'i soruyordun, o ara neden Arif'le konuştuğunda Akif için de araya soktun, onu da ayrı mesele. Akif kim? Bana, çünkü siz de yaklaşık 2,5 dakika falan konuşmuşsunuz. Ben net konuştum, hatırlıyorum zaten. Hı-hı. Dedim ki ben müsait değilim. Spora, o gün spora yazılmıştım. Spordayım dedim. O da dalga geçer gibi bir şey kullandı. Hani niye spor yapıyorsun gibi, hani spora yapana bize... Hayır, açtı sana yani İsa nasılsın, iyi misin demeye mi aramış? Evet. O kadar. Ben dedim müsait değilim, spora başladım. Ama dedi, bu arada anne de kayıp yani. İşte onu bilmiyorum. Ben ama İsa aklıma... bilmiyor ama hiç. İsa bilmiyorum. Konulardan tamamen uzak. Bilmiyorum. Hiçbirimiz o gün bilmiyor. Necla'nın ben aramasından önce ben 3 defa annemi aradım, ulaşamayınca. Hani o ara Hatice ablam aradı bunun eşini. O da bir sıkıntı yok dedi, saat işte o da 2 gibidir büyük ihtimal. Bu aradığında da orada anneme aklıma gelmedi. Çünkü hocayı bekliyordum, oturdum. Daha evvel hiç aradığı olmuş muydu senin? Yok. İlk defa? İlk defa. O gün niye aradın İsa'yı Necla Hanım? Ya ben seni hiç öncelerden de aramıyordum. Arada bir kere daha aradın. Onu da niye aradın söyleyeyim. Aradı. Düğününden birkaç ay sonra olması lazım. Niye düğünüme gelmedin dedi. Ben düğünde yoktum. Kendi abim. İzin alamadım. Ya, görevden dolayı. 2,5 yıl olmuş yani, artık yani. O. Düğüne gidemedim. Niye hani düğünüme gelmedin falan gibi sistem etti. Dedim izin alamadım. Ben 2 yıl öncesi yani. 2 yıl öncesi. Bir kere daha aradın. Bir de o gün. O gün neden aradın gerçekten Necla? Ya dün de Akif'i konuşturacak diye şey yaptın. O yüzden aradım ben seni. Kızım hem telefonu Arif'le konuşuyorsun, telefonu kapatır kapatmaz. Akif nerede o arada? Tarlaya bakıyorsun, Arif'e öyle diyorsun. Şimdi dedin ki Akif'i özledi Arif'in falan. Arif'in aradığı öğlen vakitleri değil mi? Kızım Arif arıyorsun, kapatıyorsun, ben arıyorum dakikasında. Kayıtla. Ali Bey sizin 783'lü değil mi numaranız? 783'lü başlayan evet, sizin ki mi? Evet. Yani şöyle bir şey oluyor. Arif benim annem nerede diye sorduktan sonra... orada bir telefon trafiği yaşanmış. Şöyle söyleyeyim. Arif arıyor 14.20'de. Sonra 14.24'te İsa. Ama bakın şöyle. Şimdi 14.20'de aranıyor. 229 saniye. Yani Arif'le konuşur konuşmaz. Sen İsa'yı arıyorsun. Sonra İsa ile 165 saniyeden kapatır kapatmaz... 14.25'te, 14.28'de tekrar kocanı arıyorsun. Sonra onu kapatıyorsun. Hemen ardından Ali'yi arıyorsun. Yani evet, bütün kardeşleri, yani Arif'i, İsa'yı, Ali'yi arıyorsun. Benim aklıma şunu getiriyor. Acaba kim, yani bir şey mi var? Duyan var mı? Hani diye. Bir kayıptan onlar haberdarlar mı? Bir arayın, bir durum yoklaması mı bu? Evet. Niye sıra sıra... hiç aramadığın insanları arıyorsun. Kocanla konuştuğunu anladık. Ve aradıkları ama... kişiler de hep rahmetli hanımefendinin çocukları. Çocukları arıyor. Özellikle çocukları arka arka arıyor. Bunun bir manası var yani. Abim peşine diğer abim arıyor. Ahmet Demir arıyor. Burada bir tane de Ahmet de olduğunu söylediniz. Ben onun numarasını, o 551'li olandı galiba. 553. O hangisiydi? Orada bir de Ahmet de vardı ama o burada değil galiba. Yani hayatım, kocan sana annesini sorduktan sonra sen annesine bakmak yerine neden İsa'yı ve Ali'yi arıyorsun? Sonradan da kocanı arayıp ben gördüm tarlada diyorsun. Bakın. Bu 3 sorunun cevabını doğru dürüst Allah rızası için olduğu gibi ver. Başka bir şey sormayacağız sana. Bunun ama öyle ya ben yapmadım da falan kestirmece değil yani. Hı? Konuşmak için aramışımdır. Senin İsa ile hiçbir sohbetin yok ki hayatım. Sen İsa ile ne konuşacaksın yani? Pek Ali Bey ile de pek yani büyük kaynana da pek sohbetini öyle görmedim yani. Ben o gün kaynanam öyle yaptı, öldüreceğini bilseydim hiç kimseyle aramayı yok, sormazdım zaten. Ben üstüme düşeceğini. Kızım sen telefonun sorunlarına da çıkmaz diye şeytin ama her sürekli peş peşe ayında kapatır kapatır başkasına niye arıyorsun diye soruyorlar. Bildiğin değil mi? Niye arıyorsun? Doğru cevap burada. Doğru soru, soruyu doğru anla, doğru cevap ver. Tamam veriyorum. Doğru cevap vermiyorsun ki.
Yani tarlada niye görmediğin kadını gördün dedin Necla'cığım. Yok ki orada kadın. Yani zaten ölüm saatine de bakıldığı zaman yani orada olmadı da orada da. Evet. Sen de diyorsun zaten benzetmişimdir diyorsun. Hani ne dedin? Kocam endişelenmesin diye öyle söyledim diyorsun. Doğruyu söylese de kocan endişelenecekse de endişelensin. Annesi kayıp tabii evet. ki. O da oğlu endişelensin. Gelsin arasın. Ya bir de Akif'in o gün herkese konuşacağım tuttu ya. Buna arıyorsun Akif. Ben arıyorum dün. Akif laf etmedin bana da. Dün ettin Akif lafını. Herkesi arıyorsun. Akif araya sokuyorsun. Muhammed'in ana Akif'i çocuğun o gün herkese konuşması mı geldi? Her şey ortada belli Müge abla. Her şey belli. Kimse inkar etmesin. Herkes cezasını çekecek. Benim anam o ölümü hak etmedi. Tek eliyle 7 tane çocuk büyüttü. El büyütmedi benim anamın çocuklarını. Şimdi devamı bir şey rica edebilir miyim? Tabii küçük hocam, bir şey. Tabii, devam biraz önce Necda'nın konuşmasını ben anlamadım. Hı. Acaba yönetmen arkadaş bulup doğruyu tekrar yayınlayabilir mi ki? Hangi konusu hocam? Ben öleceğini bilseydim dedin. Evet, öleceğini bilseydim hiç kimse yaramazdı. Böyle üstüme düşeceğini bilseydim dedi. Ha, orada başka bir şey daha dikkatimi çekti. Ben belki ben yanlış anlamışımdır. O zaman banda girersek daha kolay olur. Şu bandın devamını da izleyelim o zaman. Başkası yok mudur orada diyorsun? He. Yani gördüğünü kabul ediyorsun. Ben Arife öyle bir şey dediğimi hatırlamıyorum hatta. Ama sana Ali işte sorduğunda ilk dedin ki orada başkası olamaz şu an, mı dedin? Az önce konuştun şu an. Canlı yayında konuştuğun anca, görüntü. Anca başka değil şu an. İnkar ediyorlar. Yine inkar ediyorlar. Yine inkar niye Arife tarladadır demeye ihtiyacı hissettin? Yani niye Arif'in bunu aramasını istemedi? İnsanlar erken erken aramasınlar istedim Fatma Hanım'ı yani. Öyle bir şey yok. Ki o gün abimi, beni, ablamı, diğer abimi aradı saatte de yarım saat içinde hepsi zaten. Döküman var elinizde. Hani belki de bilgisi var mı? Bir şey duydu mu diye evet, aramış aynen, olabilir. Aynen o şeklinde aramıştır abla. Benim niyetimden yani, öyle geçti. Eşini zaten o saat aramış. Mesela niye aradın? İsa'yı niye aradın sen? Hatta ne konuştuğumuzu iyi hatırlıyorum. Niye aradın İsa'yı? Ben niye aradım? Hadi bunları aradın. Beni niye aradın? Hiç aramıyordun. Ben niye aradın? Neden dolayı aramak ihtiyacını hissettin? Bununla konuşmak istedi. O da dedi sporda ya falan deyince ben bir dakika, de bıraktım. Bir dakika ne? Akif laf etmedin bana. Ne? Ne? Akif laf etmedim zaten. Akif konuşacaktı. Net hatırlıyorum ne dediğini net olarak. Ben saati hatırlamıyordum. 10 yani saat 4 civar yani 16 civar hatırlıyordum. 2'yi yani 14-15 civar falan çıkmış. Aynı zamanda. Herkes aynı zamanda. Yani bir şey biliyor mu diye aramışlığım var burada herkese. Evet aynen öyle. Kusura bakma. Aynen öyle. Yok öyle şey duramaz. Kayınvalidenin bütün çocuklarını aramışsın o sırada. Evet. Fark eden oldu mu acaba? Şimdi telefonu çalıyor cevap evet. vermiyor falan. Acaba kim ne biliyor? Bu işler evet. böyledir. Sen şimdi böyle yavaş yavaş aramaya başlıyorsun. 14-20 Arif, 14-24 İsa, yine 14-24 Arif, 14-47 Ali, sonra 15-49 Büşra'yı aramışsın. Orada bir numara daha var Ahmet Demir adına. Hmm. O kim? O da benim abim. Diyorum ya o gün bütün çocuklarını aramış. Ahmet abim beni aramadı. Sen aramışsın sen. İsa ile hiç telefon konuşman yok bugüne kadar. Evet. İsa'yı niye arıyorsun? Bayram değil, seyran değil. Hı. Cevap ver bakalım. O gün herkes arıyor. Abi, abla yemin ederim bildiğim bir şey yok ya. Tamam aramışım da ama gerçekten bildiğim bir şey yok. Yemin ediyorum bak. Olayı bilmiyorum, yapan kişiyi bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Hı. O gün akşam acık da evdeki sensin Necla. Hiç şey yani etmez. Evde ben olunca ben mi öldürmüş olayım? Ben evde olayım çocuğuna. Ben kaynamın nereden geldiğini, nereye geçtiğini bilirim. Keşke bizi aradığına suçlu olsaydın. Keşke. Utanıyorum kar olduğum halde. Utanıyorum. Bir tarafta anam. Bir tarafta babam hep kaldı ortalıkta. Babam ağrıyor, babam ağlıyor telefondan beri. Öngür öngür adam ağlıyor. Ne olduk diye ben kimsenin haramına bir şey yapmadım diye. Ne olduk bize bizim eve ne oldu diye adam. Ben ne yapayım abla bana ses bana söyleyin ya. Allah aşkına bana söyleyin bir şey. Bilmediğini söyle. Bak, ya İsa istemedim suçu üstüme mi alayım? Onu mu istiyorsun? Söyle bak baban da yapıyorsun bildiğim bir şey yok diyorum yok. Hocam dediği gibi seni bilmiyorum dediğine bizim inanmamızı hiç bekleme kusura bakma. İnanmasanız inanmayız ama benim şeyim değil sorunum değil. Bu saatten sonra var ya abla hiç inanmam. Hı? Tamam, hiç inanmıyorum. Bu saatten sonra inanmıyorum. Ama bak biz senin sözüne şimdi durup dururken inanmıyor değiliz yani belgelerle inanmıyoruz. Yani senin anlattıkların bu telefonlara uymuyor diye sana bunu soruyoruz. Bir insanın kayınvalidesinin ne olduğu belli değilken niye konuşur 5 saat biriyle mesajlaşır? O kadar hadi mesajlar şuna da diyecek bir şey mi? Bir kere insan merak etmez mi? Buldunuz mu? Gördünüz mü? Bir bilgi var mı? Bir kere bir telefon açılmaz mı ya?
Siz iki tane gelin. Bir saatten sonra kayınvalidenizi bulamıyorsunuz. İntihar edeceğini söylemiş. Öyle bir söylemiş. Şey deseler abla yeğenin yani kalmasından geldi. Yani ilaç mı içti? Bir şey mi oldu? Belki gidersek canlı buluruz. Niye söylemiyorsunuz kimseye? Ben intihar edilecek diye söyledi Arif Bağ. Ben yürümek yine gidecek de intihar edecek bir şey demedim ama ki. Nerede bulunacağını biliyordun cesedin. Bilmiyorum. Bilmiyordu. Söyledi ya kadın sana. Kadın bana bir şey söylemedi ki. Arif'e işte Arif'e sana söylemiş. Arif de sana söyleyince öğrendi. İntihar edecekmiş dedi. Ben nerede tamam, intihar edeceğini söylemedim. Tamam yeri de söyledi. Yerini söylemedi. Ceset de orada bulundu. Kaç gündür biri söylüyorsun şey diye. Neydi Necla, diye. Necla senin bunu bildiğinden artık şüphe kalmadı. Sebebini... Ama bu işin içinde kim var? Onu da söylesin. Bunu kendin açıklamadan sürece bak burada baban da gidecek. Bu saatten sonra bileyim de desen gideyim zaten bilmeyeyim de desen gideyim. Ama baban götürmeyen de. Gecenin yarısına kadar sabah karanlığına kadar 5 saat aşk şevk meselesi konuşulmaz. Evet. Ancak ne olur bir olay vardır. Evet. O olayı kapamak için yapılacak planla ilgili konuşulur. Aynen öyle. Tele bu bir şey der sabahleyin veya gel bu saatte alalım buraya götürelim. İki dakika sonra o cevap verir. Hayır böyle yaparsak daha iyi olur. Görülmez. Bir dakika sonra onun aklına bir ihtimal gelir. Veya bir ses duyarlar kapatırlar telefonu. Tekrar iki dakika. Yani 5 saatlik konuşma o cesedin saklanması taşınmasıyla ilgili aynen olma öyle. İhtimali bana göre ağırlıkta. Aynen öyle. O hocam bir de o telefondaki akşam, yani o akşam bir mesajlaşan kişi de aynen. Lütfen gelsin. Bildiklerini ortaya koysun üzerindeki soru işaretlerini kaldırsın. Kendiyle konuştu arkadaşlarımız Kendi Bey'le. Nişanlıyım ben diyor. Evet nişanlı. Necla hiç seninle bir ilgisi de olamayacağını söylüyor. Nişanlı evet. Aa, sonra ve ben konuşmuyorum diyor. Ama bak Kani'ye döndüğünde ben nişanlıyım benim nişanlımla aramı bozmayın diyor. Ondan da haberin olsun da. Yani sana şu anda dirsek gösteriyor. Tanımam Necla'yı diyor evet. Yani. Benim bildiğim bir şey yok. Kim dedi sana böyle her sorulana benim bildiğim bir şey yok diye cevap ver diye. Niye cenazeye gelmedi Kani benim bildiğim bir şey yok. Neredeydi Kani benim bildiğim bir şey yok. Ama günde 100 tane mesajın var. Sen sormuyor musun Kani'ye geleceğin mi cenazeye gelmeyeceğin mi? Çocuğum acaba doğru söylüyorum bildiğim bir şey yok. Kim yaptı kim etti onu da bilmiyorum. Necla bu şekilde davranırsan senin menfaatine değil. Bak ben sana ikaz ediyorum kızım. Bu şekilde inkar etmek seni kurtarmaz. Hazır Rami Bey buradayken bir konuşma. Avukat burada canlı yayında söylemek istemiyorsan onu söyle. Arka yani odaya getirin konuşalım bundan sen de. Bundan kaçışın biraz yok ki. Konuşun. Gel avukat şu olarak sen de konuşalım. Geçelim arkaya buyur gel. Hadi kapı kır. Gel bakalım aç. Geç. Konuştuk valla bir yarım saatte arkada konuştuk. Necla hani açıklayacağım dediği şeyin sadece ben intihar edeceğini o gece bizden başka Kani de biliyordu dedi. Açıkladığı şey de bu oldu yani. Yani intihar edeceğini Arif Gülade'ye ben bir de Kani'ye söylemiştim. Kani geldi mi telefon kayıtlarına bakın diyor. Kani gelirse seni bilmen lazım diyoruz. Yok onun sinyallerine bakılsın diyor. Açıkladığı da o oldu yani. Kani'ye neden dedin Necla intihar edecekmiş diye? Kani'nin olayla ne alakası vardı? Hadi üçünüz biliyordunuz. Kani'ye neden söyledin? Niye söylememi? Veyahut da söyleme ihtiyacını neden duydun? Ya konuşacak söyledim. Ona söyledin de bize niye söylemedin kızım? Ya ona söylüyorsun arayanları söylemiyorsun intihar edecekmiş evet. Diye o akşam. Evet kızım bu güzeldi yani. Hiç kurtuluşun yok Necla. Şu önden itibaren hiç kurtuluşun yok kızım. Suçsuz da olsan yancan, suçlu da olsan yancan. Yüzüğünü söyleyeyim. Ya suçsuz insan niye yansın? Kani'ye söyleme ihtiyacını hissetti. Neden hissetti? O ihtiyaç hissediyorsun da arayanlara niye söylemiyorsun böyle böyle durum var diye. Ona söylüyor. Onu ne alakası var? Gece mi söyledin bunu sabah mı söyledin? Söylemeyin. Akşamdan. Hangi akşam? Akşamdan söylediydi. Kavga akşam mı? Kayboldu akşam mı? Tartıştılar ya yengemle. O zaman söylemişti. Arif'in aradığında. Peki ona söylüyor. Ama ikinci hani akşam kayboldu zaman niye millete bana şöyle kocaman bir harita masası lazım. Kani'ye söyleme ihtiyacını neden hissettin? Ona söyleme ihtiyacını hissettin de arayanlara neden söylemedin? İşte. Niye söylemedin? Ondan sonra 4 oğlunu da teker teker arayarak evet. Haber ağız, var mı, yok ağız mu? Aradın. Bizim nereden haberimiz olsun? Çünkü telefon trafiği aralıklı olsa neyse. Birini kapatıyorsun birini arıyorsun. Birini kapatıyorsun birini arıyorsun.
21 da... akşamı Kani ile konuşması var mı Necla'nın Murat'cığım kaçta? 20 akşam olması lazım o zaman. 21'i. 21 akşam yok. Doğru 21 akşam. Anamın kaybolduğu sabah var. Sen 21 akşamı ben de öyle hatırlıyorum. 21 akşamı Kani ile konuşmuyorsun ki. Konuştum ben. Neyle konuştun? Telefonda. İnternet üzerinden yok, mi konuştun? Yok hayır. Normalde konuştum. O mu aradı, sen mi aradın? Efendim? Seni o mu aradı, sen mi aradın? O aradı. Ya, o aradı. Konuştu. Peki o arada da ya siz bir şey söyleyeceğim. Siz kayınvalidenle aynı evde yaşamıyor musunuz? Yaşıyorum. Yani aynı evde uyuyorsunuz. Evet. Değil mi? Evet. Yan yana odalarda uyuyorsunuz. Peki sen onunla konuşurken kayınvaliden duymuyor mu senin onunla konuşma sesini? Duyamaz, ağır işitiyor zaten. Annem o kadar ağır işitiyor, duyma şansı duyamaz. Ağır işitiyor, duymaz zaten. Telefonda konuşurken yani duyursa işitiyor de. Ya ben duyamaz. Size bir şey söyleyeyim mi? Yaşlıların böyle duyma duymama meselesine çok güvenmeyin. Tak geçti ya. Bak ben size onu dipnot olarak vereyim. Bir yaştan sonra insanlar canları istedikleri şeyi duyuyorlar, canları istemedikleri şeyi de duymuyorlar arada. Bu da herkesin kulağında bir küpü olsun. Ben bir soru daha sormak istiyorum. Hayır, şunu merak ediyorum. Geldiniz, evde yine bir tartışma oldu, kocan aradı, kavga oldu, dövüş oldu. Sonra sen dedin ki Gülhadiye'ye çıktım, çay içtim, geri geldim. Sonra gece işte Gülhadiye'yle mesajlaşıyorsun. Onunla saat kaçta konuştu? Mesajdan sonra çay içtik abla. Ona da açıklık getireyim. Mesajlardan sonra çay içtik biz. Yani bir ya da bir buçuk falandı çay içtiğimizde. Demek ki o zaman Kani Necla'yı saat 2:30 gibi arıyor. Evet. Gece 2:30 gibi. Niye Kani seni arıyor? 2:30 gibi Facebook konuşmadık ki. Kızım sen o akşam demedin mi? Şimdi dedin ya, şimdi dedin, inkar etme. Tamam, akşamdan konuştum. Saatini bak, bilmiyorum ben. Ortak çıkmıştı herhalde. Canım saati bak, gece yarısı. Çaydan bak, önce mi çaydan sonra mı? Gözü ki intihar ettiğini ben söyledim diyor. Edeceğini söyledim diyor Kani'ye. Demek kavgadan sonra söyledin. Evet, kavga. Bu saatlere göre gece 2 yapar bu. Gece 2'de sen aramıyorsun. Kani sen niye arasın? Ki ara sıra akraba hadi falan diye dün konuşmuşlar da söylediler. Kani seni gece 2'de niye arıyor? Yani o kavganın sabah 9 ve 9.11'de mesaj var. Sonra ya Alper aradıktan zaten... sonra internetten söyledi ya. İşte Kani onu niye söyleme ihtiyacı hissediyorsun? Bize o söylemiyor. Gün bizim 5'imizi arıyorsun da bize söylemiyor ve arayanları söylemiyor da Kani ne alakası var Kani'ye söylüyorsun? Kani kurtaracak ya, niye öyle diyor? Kani'ye bunu söyleme ihtiyacı niye hissettin? Ne var da... Geçen de dedim ya sebebi ortaya çıkmasın diye bak. Sebepler ortaya çıkmaya başlıyor. Tamam, sebebi çıkmasın diye itiraf edemiyorsun. Çıkıyor bak. Kani gece seni 2'de niye arasın? Kavga ediyorsun veyahut da tartışılıyor. Kocanı arıyorsun. Kani niye arıyorsun? Tamam sen aramadın ama Kani seni niye arasın? Ablayım ben gece. Buraya geleli. Buraya geleli devamlı sıkı diyor. Devamlı. Öyle bir şeyden hiç haberim yok diyor. Beynine yer etmiş devam. Var ama şimdi kendi ben aramadan önce de sıkı diyorlarmış. Tamam biz de sıkıştırdık, beraberdik. Ama kendi diyor. Hiçbir şey bilmiyorum bu var diyor. Peki. Doğru söylüyor Ali tamam Bey. Necla'nın ablaları da Necla'yı aradılar. Hatta daha geçen hafta bak Necla yani söyle diye Necla onlara da aynı şeyi söyledi. Tamam yani, abla mesaj konusunda üstüme geldin değil. Sağdan soldan arasında sana olur. Yine geleceğiz. Tamam niye gelin, gelmeyin demiyorum ben zaten. İntihar edecek diye söylemenin sebebi ne? Size şöyle bak, söyleyeyim. Bugün bir şey daha öğrendik ya. Nisa'cığım bir saniye. Bakın şunu ayırt edelim. Necla'nın Ahmet, Mehmet neyse ya da Kani ile mesajlaşmasıyla bu konu hakkında yanlış şeyler söylemesinin hiç ilgisi yok aslında. O konu ayrı bir konu. Yani o başkasıyla mesajlaştı diye bu sorular sorulmuyor ona. Arif seni aradığında, kocan seni arayıp anasını sorduğunda sen niye tarlada onu gördüğünü evet söyledin diyor. Bunun Kani ile alakası yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Ya da sen Kani'ye madem kayınvaliden intihar edeceğini söyledin, niye çocuklarına söylemedin evet deniyor. Aynen. Ya da her ikisine birden, ki Gülhadiye ona bir açıklama getiriyor kendi içinde aslında mantıklı da. Niye insanlar fenerlerle o karanlıkta yaban hayvanları arasında dağ tarla bu hanımefendiyi ararlarken sabah da bize söylemişti bir önceki akşam haberimiz var. Dene kenarına bakalım hiç demedin şey diye soruluyor. Hiçbir şey yani demedim. Necla'ya sen niye mesajlaştın sorusunun aynen diğer sorularla hiç ilgisi yok. Evet. Aynen. Bunu beynine sok işte. Anlatabiliyor muyum? Yani Necla biriyle mesajlaştı diye Necla'dan şüphelenilmiyor. Necla'nın o günkü davranışlarından dolayı Necla'dan şüpheleniyor. Evet. İkisini ayırt etmek lazım. Aynen. Yoksa o zaman hani sanki ben, ondan dolayı mı bu? Hepsine söylerdim zaten. Orada şunu söyleyeyim. Bakın. Olay olduğunda yani hanımefendinin cenazesi bulunduğunda
jandarma gidip bir takım ifadeler almış. Ve herkes birleşmiş gibi intihar demiş. Evet. Hiç kimse cinayet dememiş. Yani evet, jandarmanın aldığı hiçbir ifadede, bir kişinin dahi ifadesinde cinayet olabilir, yokmuş. Benim ifademi alsaydı cinayettirdim abla. Hepsinde intihar varmış. Hepsinde intihar. O yüzden doğru, soruşturmada derinleştirilmedi. İntihar diye düşünülmüş. Doğru. O intihar diye düşünülmüş. Çünkü cinayet de çok temiz işlendiği için. Evet. Suyun da içinde intihar diye düşünülmüş. Evet. O zaman da bilgi ifadeleri alınmış. Tabii şüpheli mevzusu orada konuşulmamış. Ta ki işte Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora kadar. Gülbahar Hanım telefon attığımızda, yani demin az önce konuşmuştuk, sana annenin intihar ettiğini söylediğini, arabada amcana söylediğini evet, söyleyen, iddia ettiğin kişi. Gülbahar Hanım günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Takip ediyorsunuz herhalde. Siz ne diyeceksiniz bu konuda? Ablacığım, ne zaman kocasıyla konuştuğu lafı bile yalanlıyız. Biz burada ne desek ne zaman hep yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar değil. O akşam benim küçük çocuğum var. Çocuğumu eve uyutmaya geldi. Çocuğumu uyuttum. Bir bağırtı, bir gürültü koptu. Koşarak vardım oraya. Anladım ablam, anladım aramız. Orada duyanlar herkes dağılmış. Kimisi dağdan aşağı gitmiş, kimisi arabayla gitmiş. Neyse ne oldu değil, kendini vurmuş öldürmüş değil. Gülabi yengeme sonra taş varmış, taştan atlamış kendini öldürmüş değil. Gülabi yengeme dedim ki, kız siz bu kadar ne yaptınız da böyle bu kadar kendine intihar etti dedi. Ali abim yolda... Ali abimden korkmayın ben. Bile anasının ne olduğunu dedi. Çok deli benim ana. Onlar. Bir dakika. Yani siz hanımefendinin cenazesi bulunduğunda Necla ile Gülade ile aynı evde miydiniz? Ablacığım on adım aramı. Çocuğumu uyuttu. Katman yengile gittin mi? Evet. Kapalaktan on adım ya. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biri de kendine vurmuş o demiş. Öteki de ise taştan atlamış, intihar etmişti. Nereden duyduysalar onlar da. Peki kim diyor kendini vurmuş, öldürmüş? Necra'ya sordum işte. Necra'yı gördüm. Necra'da sen sürekli ağlıyor. Elinin yüzüne kapatayım. Bana bir şey sormayın. Bana bir şey sormayın diye ağlıyor sürekli. Necra. Kız ne oldu diyeyim? Bu kadar ne yaptınız bu karıya diyeyim Necra'ya. Kendini de vurmuş, öldürmüş diye. Final dengeme sorayım, taş vermiş. Taştan atlamış, ölmüş diye. Öyle bir şey demedim Bahar'sa. Sen zaten kocağınla konuştuğun bile yalanlayın. Ey gidi Necla. Aynı enfalık kız. Utan, utan. Ben aynı sana bir şey demedim. Utanmayın bugün. Bizi gidinizden okul bastın yeter. Ben öyle bir şey demedim. Kendimden müminim ben. Arkadaş. Arkadaşım madem sen niye bağırtı rahatın? Ben öyle bir şey demedim. Yalan söyleme Necla. Yalan söyleme. Herkesi yalanlıyorsun gidin. Müge abla. Efendim. Peki Necla, pardon, Necla bu cenaze haberini aldığında çok ağlıyor muydu? Ağlıyordu tabii, bir de bayıldı, düştü kapının ağzına. Bana bir şey sormayın diye, elini yüzüne kapatmış. Ben bir şey yapmadım, ben bir şey bilmeyin diye. Ağlıyor. Necla düştü, bayıldı kapının önünde. Tabii canım, Necla'yla uğraşayım ben. Bir saat Necla'yla uğraştım. Ayıptırmaya uğraşayım. Ha, Necla kayınvalidesinin öldüğünü duyunca attı kendini kapıya. Siz bir saat onu iyileştirmeye çalıştınız. Yok, akşam saat 6'da duyduk ya hani. He. Niye bayılıyım, niye bayılıyım dersen ben bir şey bilmeyeyim dedi, kestiğim bayıldı oraya. Ha bir dakika, daha kaybolur kaybolmaz mı bayıldı? Tabii canım, tabii. Ha daha o... yani akşam 6'da, akşamüstü. He? Ceset bulunmadı. Daha yani ceset falan bulunmamış yani. Millet tabii canım, ne oldu düşün... kız bu kadar merak istedi. Düşün bana ya... değil, öteki gitti dolayı yukarı milleti topladı, halamı bulmaya gideyim dedi. Kim anamı bulmaya gidiyorum dedi? Gülabi yengem, ben anamı bulmaya gideyim dedi. Köylüler topladı gitti daha yukarı. Necla da oraya düştü bayıldı, ben bir şey bilmeyeyim dedi. Ağaçamın önünde... Peki bir şey soracağım. Siz dediniz mi Necla düşüp bayılınca, Necla hani bulamıyoruz diye, sen niye attın kızım kendini yere diye? Ne bileyim ben, o zaten düşüp bayıldı daha. Yine düştü bayıldı oraya. Niye bayıldın Necla? Ya şimdi intihar edilme konusu oluyor ya mesela, öyle demişlerdi da. Kim? Ben de
Eşim bana öyle demişti. He. Ben de korktum intihar etmiştir falan diye. Hı. Ondan ağlıyordum zaten. Ben sıkınca kendimi tutup ağlıyorum. Bunu herkes biliyor. Ben bir şey bilmiyorum diye ifadesi var. Peki ben bir şey bilmiyorum demişsin. Değil mi Gülbahar Hanım? Ben öyle anlıyorum sizin konuşmanızı. Evet Müge abla. Bana bir şey sormayın dedi. Elini yüzüne tuttu. Bana hiç kimse bir şey sormasın. Ben bir şey bilmeyeyim. Ne oldu ne geldi? Niye ben sana yengemle tartıştığını söylemedim mi? Neydi? Neymiş? Yengemle tartıştığını söylemedim mi ben sana? Onu zaten Günaydın yengem demişti de. Halamın alıp hakkı tartışmanız oldu deyin. Ben nasıl benziyor. Söyleyeyim şimdi? Bilmediğim şeyi nasıl söyleyeceğim sen? Neyse aynı evdesi. Sen neyi bilmiyorsun? Ben de bileceğim sizin izin içine. Ne biliyorsan anlat kızım, ne biliyorsan. Sen peki, peki ben şunu... Pardon bir saniye. Siz 6 gibi hanımefendinin hani kaybolduğu bütün köy tarafından artık ortaya çıktıktan sonra sen düşüp bayılmışsın. İyi de ben şimdi şunu anlamadım. 6'da bayıldıktan sonra başlıyorsun Kaan ile mesajlaşmaya. Evet. 8'de. O zaman bir ayılıyorsun. Şimdi daha aynı kadının öldüğü falan belli değil. Evet. Nerede olduğu belli değil. Akşam 6'da anladığım kadarıyla hani hayvandan geliyorlar yok. Tarladan geliyorlar yok değil mi Güladiye? Evet. Konu da yok, komşu da yok falan. 6 gibi artık bütün köy toplanıyor. Çünkü o arada senin eve gelenlere de Güladiye'nin oğlu bir diyor ki malda. Bir diyor ki babaannem tarladan gelmiş çok yorulmuş yukarıda evet. Uyuyor diyor. Aynen. Çünkü o zamana kadar köy daha önce bilmesi gereken köy bilmiyor. 6'da öğreniyor sen kendini düşüp bayılıyorsun kayınvalideme ne oldu diye. Sonra 2 saat sonra nasıl ayılıyorsun da kâniyle saatlerce... Hiç kimseyi merak etmeden kayboldu da nerede diye merak etmeden mesajlaşıyorsun. Ablacığım o zaman süs numarası bayılmış. Anlaşılıydı ortalıkta. Süs numarası bayılmış. Yani süs gerçek değildir, bir bayılma olmadığı doğru yani. Şimdi doğru. Ya hani ölüsü bulunmadan bayılan kadın 6'dan sonra değil mi? 7, 8 artık havada kararıyor çünkü Ağustos ayı tamam daha yukarıdasınız. Belki daha erken hava kararır ama hani Ağustos ayı daha hava aydınlıkken yok hanımefendi. Bir şey sen daha... düşüp bayılıyorsun. Arada... Sonra 7, 8, 9, 10, 11. Özür dilerim. Hiç bayılma yok. Boyuna yazış. Nasıl oluyor? Ben öyle devamlı yazışma yapmadım ki. Niye orada yalan mı söylüyorsun? Ya arada sırada yapmışım da yaptıysan da. Öyle devamlı yapmadım ben. Ha? Arada sırada yapmışım da devamlı. Ama ben okuyorum ama ben yani yalan söyleyecek halim saatini yok ki yani. Benim saatini. Elimdeki şeyi ben okuyorum işte. Neyse hala yalan söylüyorsun kızım. Hala yani yalan telefonların yani saatleri burada geliyor. Ben sizde nasıl ayırdım biliyor musun? Hı? Arada sırada ya karının elinde ya dokümanlar niye tamam yalan tamam da ben cinayeti kim yaptığını biliyor musun? Müge Hanım. Kızım şu an onu sormuyor sana. Bir saniye. Hı? Millet ararken niye bayıldın? Sana şundan sonra da bir kere aslında bir sebep bayılıyoruz yani. İnanmıyordum da inanmam zaten. Ama sen sebep şimdi bayılınca pardon Gülbahar Hanım. Yani şimdi Necla bayılınca siz ne düşündünüz? Ah ne kadar iyi gelin. Kayınvalidesi yok düştü bayıldı değil mi? Müge abla sen zaten onlara acıdı. He. Öyle ağrıyla düşüp bayılan bir tarafa acıdım. Ben de korktum o akşam. Bu karıda da merak etti Allah'ım. Önden gelen karanlık. Ha. Ona. Bir de Gülendiğin gibi şunu sordum bak. Yalan senin annesi. Sabahtan beri on adımlık yere gelip bana dememişler ki Bahar Fatma'yı gel gördün mü gördün dememişler. Bunu bana ne yapamamışlar? Sabahtan beri kaybolduğunu bilmiyorum ki ablacığım ya. Sabahtan beri kaybolduğunu nereden bileyim ben? Bir dakika. Necla niye o zaman komandana bakayım, eskere bakayım da benim yanıma geldin? Onu Necla saklıyor kızım. Yalan belli ya. Doğru söylüyor. Yani benim evimde de olabilir. Bana niye gelmediniz diyor. Ha, Fatma'nın gel geldiydi bizim buraya. Hı. Niye gitmedin? 10 adımlık yer, 10 adımlık. Ha? Niye gitmiyorsun canım? O zaman belli değildi ki kayboldu olmadı. Allah Allah! Kızım, hakikaten Allah illallah yani. Ya 12'den itibaren belli demiyor musun? Beni o kocam aradığında görmediğim halde gördüm onu heyecanlandırmamak için demiyor musun Necla'cığım yani? Tam da eski eve baktıysam Ali abim dedi de ben öyle baktım. Eski eve zamanlar falan tamam. Ne zaman? Abi sen kaç gibi? Ben dediğimde saatte 5, belki 7 gibi falandı yani. 2'den bahsediyorsun şu an saat 2 civarından bahsediyorsun. Hatta 12 civarından. Çünkü ben saatte öğrendim. 7'den 9'a kadar şantiyeden çıkmadım. Aha bunu daha bulunacaktı ya. 2 saat bekledim şantiyede. Şimdi Necla'cığım bence seninle bizim aramızda şimdi şöyle bir sıkıntı oluşuyor. Yani bu hayatın içinde tabii yani sosyal yaşamımızda da rastladığımız bir şeyler bunlar.
birileri bir şeyleri anlatır ve karşı tarafı çok açık söyleyeyim kandırdığını düşünür. Evet. Oysa yani birisi bir şey anlattı öyle diye herkesin onu kabul etmesi de beklenemez. Anlatabiliyor muyum canım? Yani senin o ayılman, baksana Havva ne diyor, işte numara diyor. Numara. Numara oldu sonrasından belli. Ya, Necdacığım yani artık sen de bir düşün taşın, gözünü seveyim. Devam edeceğiz sonra.